Evet girdik arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Jahreyn'le devam ediyoruz tabi siz şu anda e, One Piece videosunu izleyip geldiyseniz onu devamı gibi düşünebilirsiniz. Burada da diğer animelerden konuşacağız. Jahreyn zaten yemiş yutmuş <laughs> anime kültürü gayet geniş. Ee, abi tekrar hoş geldin <laughs> bu Biz doymadık, doymadık doymadık mı? Doymadık doymadık vallahi doymadık biraz Atakon Titan'a falan ben girmek istiyorum seninle. Evet, ee, acayip konuşacak orada şey var. Öncelikle şunu soracağım. Attack on Titan'ın manga finalini biliyor musun? Evet ama hayır. Yani tam olarak bilmiyorum. Anladım. Ama ben biraz tahminde bulundum. Ee, Hı -hı. onun üstüne bilen bir arkadaşım beni onayladı gibi gibi diyeyim. Öyle diyeyim. Peki duyduğun kadarıyla memnun musun? Ya bence Atakon Titan biraz aceleye gelmiş bir iş ve Atakon Titan'da bence finalden ziyade gittiğimiz yol benim için önemli. Gire bir aynı düşünüyorum. Vallahi bir kere iki bir farklı anime izledik zaten. Onu söyleyeyim. Yani ben benim evet. bakış açıma göre iki farklı anime izledik. Bir e, duvardan önce ve duvardan sonra olarak ikiye ayırıyorum ben onu. Evet. E, duvardan önce farklı bir anime. Duvardan sonra farklı bir anime. Hani bir şey izlerken bazı şeylerin farkında olmak önemli. Ve bunları doğru. yedirebiliyor musun o da önemli. Çünkü baktığın zaman aslında Attack on Titan bir meka animesidir. Ben meka Tabii. animelerini sevmem. Bi biyolojik meka. <laughs> meka Tabii. aslında. Doğru. Yani doğru. <laughs> bir şeyin içine giriyorsun ve yönetiyorsun onu yani aslında. Öyle Aynen. bir animedir yani Japonlar sever mekaları. Biyolojik meka aslında yani baktığın zaman Attack on Titan ama işin e, gizem kısmı çok iyiydi. Mükemmel. Birinci bölümünde mükemmel ötesi. Ya inanılmaz. Mesela anlayan, ol, anlayanlar olmuş başlarda. İşte mesela Armor Titan'ın Rainer olduğunu anlayanlar olmuş. Ben geri zekalıyım herhalde. Ben anlamadım hiç. Abi yok. Bence anlama ya çok zor ya. Onu ikinci izleyişinde e, kesinlikle herkese iki veya üç kez izlemesini öneriyorum. Tabii canım. E, şey gibi sahneler var. Farklı bir var. şey izliyorsun. İkinci de farklı bir Aynen. anime Aynen. izliyorsun. Evet. Aynen. Şey mesela Eren'e soruyorlar ilk o e, şeyde e, ne derler askeri o ilk gittiği zaman öğrenci olarak. Peki zırhlı Titan nasıldı? Onun çok bir olayı yoktu ya diyor. Rainer şöyle bir dönüyor arkada bakıyor herhangi. Evet, evet. <laughs> <laughs> hani böyle güzel şeyler yakalıyorsun. eni falan özür diliyor ölülere bakıp çok özür dileriz falan filan diyor. Evet evet. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Herkesi Bambaşka öneriyorum. bir şey o zaten şey oluyorsun mesela onda böyle bir bunların bir tane kulenin başında sıkıştıkları an var. Evet. O sırada tam Titan'a dönüşmeye hazırlanıyor Reiner'la Bertolt. <laughs> Böyle görüyorsun evet. böyle. Bertolt böyle yapıyor. Bu... Rainer bıçak elinde. O sırada Ymir Şeyi... dönüşünce böyle bırakıyorlar. Aynen canavar devi görüyorlar. Rainer'la Bertolt bir şey oluyor ya. Oha zeke. <laughs> hani lan burada bu mıymış anamıyoruz. bu falan evet, oluyorlar evet. ya. Hayır şey Zeki gördüklerinde zaten şey oluyorlar. <gülüyor> 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 Patron geldi. <laughs> Patron geldi. <laughs> Allah niye gönderdiler acaba falan bir de hani normalde yani gelmemesi lazım. Ymir dönüşünce de var. Yemir dönüşünce de şey oluyor ya Rainer. Aa diyor. Bak hani orada bizim hafif hafif anla anlaşılabilir. Şeyde anladık zaten. Ymir e, eski insanlığın Yaz yazıtlarını evet. okuyor. Aynen sen bu dili nereden bal biliyorsun ba falan. Onu? Balıkların üstünde balık konservesi üstünde yazıyor. Lan diyor sen nereden biliyorsun diyor. Yemir de orada emre emre falan yapınca <laughs> lan dedim Rainer nereden biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayipti ya. Tam Oradan o sırada olay kopuyor zaten. Ya şey bölümüne ben direkt aslında bununla girmek istiyorum. Benim en sevdiğim sahnedir. Rainer'la Bert artık reveal, big reveal. Aa, ortaya evet. çıktıkları. Ya o nasıl Oy. bir sahnedir ya. Lana. <laughs> Yarından ha. İm hakkoda ezberim daha bir orası. Evet evet. Bert o yüz ifadesi, o zamana kadar gördüğümüz o sakin, efendi çocuk. Yani Bir şey oluyor ya böyle. Abi Aynen. Burada aynen. beceriyor muyuz bu sırtıkları <laughs> oluyor böyle aaa falan diyorsun. Ya müzik acayip orada bir bayrak kırılıyor. Herkes bir şey oluyor ya tık, 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 müzik tık. kesiliyor aynen başlıyor mu operasyon falan. Orada Rainer'ın konuşma giriyor ben o konuşmaya hayranım. Orada aslında birazcık kendiyle yüzleşiyor en sonunda. Ya ben sizin bu kadar iyi insanlar olduğunuzu bilseydim böyle pislik olur muydum falan diye böyle kendiyle bir şey yapıyor ya. Yok ee... şey oluyor orada yani öyle demiyor aslında şey diyor da sizin böyle iyi insanlar olduğunuzu öğrenince diyor. Evet. Savaşçı olduğumu unuttum diyor. Aynen. Aslında diyor ben savaşçı bir pisliğim diyor. Ya evet, onu evet. yapmak zorundayım. Üstüme düşen görevi yapmak zorundayım şu an diyor. Peki bu Marley'den sonra birazcık şey oldun mu sen? Lan bunlar da haklı. Yani bunlara da gidin bak bunlar kötü, bunlar terörist bunları yok edip yedeceksiniz gibi bir görev verilmiş. Yani Marley Bilmiyorum. Ben mesela sezon Attack Titan finale erdiğinde böyle Marley'e daha çok ısındım. O Marley'deki Eldiyalılara. Lan bu adamlar da çok zorluk çekmiş oldum. E zaten onlar zaten e, Marley'deki Ghetto'da yaşayan Eldiyalılar zaten. Bütün bu hikayedeki evet. en, en üzüleceğin insanlar onlar. Aynen. Çünkü adamlar devamlı şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Vallahi biz de bak o kadar kötü değiliz ha. Adadakiler evet. tam <laughs> tam oç onlar bak tam oç diyordu ama böyle devamlı bir de onlardan nefret ediyor ya. Tam şerefsiz onlar ama bak vallahi biz iyi olanlardınız falan yani evet. devamlı onu anlatmaya çalışıyorlar ve bunu yapmak için de adadaki şeytanları da öldürmeye hazırlar aslında atalarını. Hazırlar. Evet. Daha doğrusu soydaşlarını yok etmeye hazırlar. Ve adaya gittiklerinde hani şey oluyor ya böyle anlıyorlar bunu ve aslında Vietnam'ı görmüş bir Amerikan evet. askeri gibi dönüyor ya Ryan'e evet ve ya. bir yemek masasında konuşuyorlar. Şey oluyor böyle annesi falan ya diyor o ada da var ya alacaksın diyor böyle dizeceksin. Alacaksın <laughs> evet, evet. diyor hortumu döveceksin falan Ryan şey yapıyor. Aslında o kadar kötü değillerdi falan olunca böyle bir... Millet bir ev nasıl ya? Ne diyorsun sen? Uyumasınlar falan diye pencereyi evet, evet. kapatıyorlar ya böyle. Aynen. Çocuk kafayı yemiş falan buna bir sakinleştirici verin uyutun bunu falan oluyorlar böyle. Yani o şey böyle e, ben zaten en baştan benim arkadaşım mangayı hep okuyordu. Hı hı. Ben en baştan şey dedim böyle. Abi dedi, sence dedi Titanlar ne dedi? Ben dedim ki kesin birisi böyle belki de silah veya araç olarak üretmiş olabilir dedim. Hani bir belki de bir bilim adamı bence dedim. Dışarıda bir dünya var hı hı. ve bu Titanlardan kim sorumluysa o dış dünyada yaşıyor. Evet. Dedi ki abi öyle değil ama bu da çok güzel olurmuş dedi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Düşünsene aslında Titan'lara yani insanlığa hizmet etsin diye yaratmış bir <laughs> bilim insanı var diyelim. Ama hani başarısız bir e, eksperiment bu. Başarısız bir deney. Evet. Ve sıçtığı için de bunları kilitliyorlar bir adaya. Ben başta öyle düşünmüştüm. Bu da çok tatlı olurdu aslında. Evet evet bu da güzel olabilirdi. Yani e, düşününce fena olmazdı bir gidiyorsun farklı böyle bir teknolojiler falan bilmem Aha. neler. Sen orada ata mata biniyorsun adamlar bildiğin araba falan var böyle. Aynen. Gerçi var yine ama biraz daha şey gibi ee, duvarların yani adanın dışındaki dünya biraz steampunk bir dünya gibi fark ettiysen böyle çok da Evet. Teknoloji bizim... var ama biraz da gene de dönem Aha. filmi gibi böyle kıyafetler falan garip. Sadece o değil işte uçak yok zeplin var. Uçak Arabalar yok zeplin böyle... var buharlı araba gibi bir araba böyle hmm. hani eski böyle hani elliler arabası gibi yani dünyamızın ellileri evet. kırıkları gibi biraz aslında doğru ee, ya Atacon Titan konusunda aslında benim en sevdiğim şu bana katılır mısın bilmiyorum ama bence kurduğu gizemlerin neredeyse hepsini yani benim şu an aklıma gelmediği için neredeyse diyorum ya güzel tatmin edici şeyler çıktı arkasında çıktı ya çoğundan çıktı Aa, ben sıçtı, zaten en büyük korkum demiyorum hiçbirine yani vay lan mantıklı bak mesela Sezonlarca abi Bodrum katı Bodrum katı dendi bence güzel Yepyeni bir mahalleyi dünyası açıldı Bodrum katından sonra yani ben bir tek şeyi sevmedim Yemir Yemir evet Yemiri sevmedim <laughs> yani ne Titan'a dönüşen Yemiri ne Founding Yemiri <laughs> ne de Historia'nın doğuracağı Yemiri hiçbirini sevemedim bir tek o Doğru. gizem kötü ben ee, yine işine karışıyorum Mangaka'nın burada ama ben mangaka evet. olsaydım üçünü birbirine bağlardım işin içine biraz da zaman yolculuğu katardım. Evet. <laughs> o güzel olabilirdi. O baya güzel olurdu. Yani ekstra Doğru. bir gizemin şey olurdu düşünsene. Gerçekten aslında Ymir'e tapmışlar. Hı -hı. Ama Ymir olduğunu bilmeden Ymir'e tapmışlar Hı -hı. gibi oluyor Anladım. o zaman. Evet. Yani, yani Ymir olayı şey çıktı değil mi? Tarikat bunlar yani bak bu Ymir. Biz buna tapacağız. bir Tarikat gibiymiş onlar. Şeydekini diyorsan e, Marley'deki evet. Evet Marley'deki Ymir. Ama o tarikatın bilmeyerek aslında gerçek Ymir'e taptığını olması. düşünsene. Tabii. Tabii. Ve ya yani ben şöyle bir cycle üretirdim orada. Historia mesela doğurduğu Hı -hı. çocuğunu böyle bir e, yidrasil gibi dünya yaşam ağacı gibi bir şeyin içine verecek. O zaman da geriye gidip baştaki Ymir olacak. Yani bu bir evet. döngü olacak. Aynen. Ya Ve bir noktada da Marley'deki Ymir de o Ymir oluyor. Öksüz Ymir. <laughs> evet bak Ağaçtan Arştan daha... çıkıp gidip falan. manyak olurdu bu, o ya. Evet, Böyle evet, bu daha manyak olabilirdi. İşte ah, ah. istememiş. Yani bu arada Ymir de şanslar kaçırmış. <laughs> ne neler kaçtı ya? Bu arada Atakon ilk girdiğimizde sen dedin ya aceleye gelmiş. Ya bence kesinlikle Marley'den sonrası çok acele ya. Daha çok uzun sürmesi gerekiyordu bence bu hikayenin. Gere yani Marley'de dönen acayip politik olaylar vardı, diğer medeniyetler vardı. Hatta Türk, Osmanlı göndermesi evet, olan şey vardı. Evet. Osmanlı'yı seçiyoruz. Os Osmanlı var. Var, var. Yani ıı, çok erken, erken bitti. Bu son rambling başladı ya ondan sonra Sadece yokuş aşağı Hadi bitirelim olmuş birazcık. Ya mesela Mikasa Mikasa. Mika Mikasa'nın ha, Mikasa. Akarma'nı zaten geçtim. Bir de onun şey bu e, Japon ırkı var ya ha, Hizuru evet. mu? Ha, bir de onun Hizuru'yla alakalı bir e, kraliyet soyundan mı geliyor ne bokumsa. Hiçbir işe yaramadı ki o. Ne oldu ki o? Hızlı hızlı verdi bir de onlar. <laughs> no, neden neden koydun ki onu mesela? Ha şey değil mi? Abi, neyse çocukluğumdan beri sakladığım dövmem vardı benim falan gibi bir şey çıktı ya bir de. <laughs> Ve hiç hiç düşünsen herhangi bir birisi hiç görüp de sorgulamamış adam evet. kimsenin bilmediği denizi sorguluyor lan acaba su var mıdır etrafımızda <laughs> falan dövmeyi hiç sormamış ama bu ne evet. diye çocuğa ya bırak Aynen. Allah aşkına böyle salakça şeyler bu işte kervanı yolda düzmek diyorum ya evet. onu yolda düzmüş uydurmaca yani bir de hiçbir işe yaramadı hani bir işe yarasa diyeceğim ki ha iyi ki düzmüşsün bu kervanı yolda iyi ki öyle bir Hı -hı. şey yapmışsın da. Hani hizuruyla e, Mikasa ya bildiğin oradan gelen devlet kadını Mikasa'yı Mikasa sama diyor ya. Evet. Mikasa Aynen. sama diyor kıza. Abi o zaman bir şey koysana sen oraya. Neden Mikasa sama diyor? Doğru valla işte e, şu şöyle söyleyeyim anime'de dördüncü sezona denk gelen hatta dördüncü sezon part 2'ye gelen kısımdan itibaren çok büyük bir hadi abi çabuk finale gitmemiz lazım e, gibi hissettiriyor bana. Yoksa daha yani anlatılacak çok şey vardı. Atatom Tabii canım tarzında. çünkü... ...bir süre sonra şeye dönüşüyor. Ee, hani... ...sen izliyorsun... ...işte gizemlerle dolu bir mekanimesi izliyorsun. Evet. Tamam mı? Ondan sonra sosyopolitik ve kültürel bir şeyin içine düşüyorsun bir anda. Ne oluyor lan diyorsun? Burada bir politika dönüyor. <laughs> Sosyal olaylar var, işte getto var, evet. aynı Yahudi gettosu gibi bir getto var, Eldiye gettosu var falan. Hani anlatacak çok hikaye var orada. Evet. Ee, politika olarak da anlatacak, diploması olarak anlatacak çok hikaye var. ama orayı çok hızlı geçmişler. Rambling zaten beni çok heyecanlandırmadı. Ben Rambling'i görmek için izlemiyordum Attack on Titan'ı yani. Aynen. Ya Marley'den herkes itibaren... fikirdir herhalde. Bence de herkes en fikirdir. Bu arada Marley'den itibaren so, soğuyanlar da var. Benim benim için tam tersidir. Marley beni daha da heyecanlandırmıştır her zaman. Çünkü orada böyle daha ilginç konular var. Ya aslında One Piece'te de konuştuk ya. Rumbling artık Roger'la Beyaz Sakal'ın kılıç dokuşturmayı bir şey yapması gibi böyle. E, her yerin yıkılması gibi. Artık çok büyüdü olaylar. Fazla büyülü, mistik, tanrısal oldu. Yani böyle daha nasıl diyeyim ben mesela şeyi çok severim. 3. sezon part 1. Darbe falan yapıyor Ervinler. Artık devler geçi evet, evet, yok evet, o sezonda. Evet. Hükümeti deviriyorlar falan böyle gazeteler yalan haber yapıyor, gazeteleri ayarlıyorlar. Ya mesela onlara ben hastayım. Devler tamamen konudan çıkıyor. Artık son düzlükte Ervin'in şey olduğu aldım. dönemler. Ervin'i indiriyorlar. Ya resmen Temmuz evet. oluyor orada. Değil mi? Değil mi? Tabii tabii Erwin'i indiriyorlar, tutukluyorlar. Aynen. Şey diyor Ervin. Tamam diyor beni tutukladınız da diyor şu anda burada bir tane Titan var diyor yani ne yapacaksınız? Evet. O da diyor ki nasıl yani Titan var falan. Bak diyor kapışıyor şu an Eren'le ani dövüşüyor evet. falan. E ne yapalım diyor tamam benim kafama sık ama bak birlikler şurada buraya dizdik bunu burada bu burada bu falan filan. Evet. Ya dur diyor dur tamam bir dakika abi tamam bir dakika vurmuyorum ya tamam ya Allah kahretsin ya yapacağız yapacağınız <laughs> evet. şey var. Orada öyle bir sahne var ya militerin polisi böyle şey oluyor. <laughs> ne yapacaklarını bilemiyorlar falan. Evet. Güzel de oralar yani oralar muhteşem. Muhteşem. Ani Ani ile şeyin, e, Armin'in değil mi? Çaktırmadan atışmaları. atışmaları değil mi? Yani. İkisi Hücummel de zeki yani. karakter çünkü. İkisi de çok zeki. Bir de e, ikisi birazcık en sonda da şey çıktı. Armin hoşlanıyormuş Eniden falan birazcık en başından beri gibi bir şey çıktı. Ya o biraz öyle değil. Değil mi? Biraz Aslında da şey, bir Bertolt durum. Bertolt da var işin içinde. Tabii. Tabii. Yani çünkü yani Bertolt'un de... anaları buna geçtiği için. Tabii. Ya düşünsene sen bir titanı inheritliyorsun. Hı hı. Onu aldığın zaman anılarını da alıyorsun, hislerini, ne hissettiğini hissediyorsun adamın. Evet. Adam hani çocukluğundan beri aşık olduğu ani'nin, değil mi? Bert olduğu'nun titanını aldığın zaman abi hiç kızda gözün yoksa bile şey olursun. Of ya De, evet, efsane evet. karıymış bu da dersin. <laughs> <laughs> bir anda böyle darbeder falan olursun yani. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel beklemeden. çok güzel bir konsept o ya. Hani anıların evet. geçmesi. Ben bayılıyorum ona. Mesela Shingeki no Kyojin bu arada Attack on Titan'ın yanlış çeviridir. Bunu da konuşalım. Herkes şey Evet, yapar. onu zaten konuşalım. Evet, evet. Atak yani, Titan'ı. Atak Titan'ı. Saldırı Titanı. Evet. Ya yani benim titanımın adı Shingeki no Kyojin diyor yani. Bunu niye Attack on Titan diye çevirmişler ya? Hiç Bence onu yani. Bence onu kelime oyunu olarak çevirmişlerdir diye düşünüyorum ben titanın hmm. adını öğrendiğimden beri. Evet. Hani belli olmasın diye mi? Çünkü the atak yani atak titanı olarak izlesen bunlar nerede çok bu atak bir şey çıkacak evet Aynen. nerede bu atak titanı diye beklersin bir de hani başta Doğru. bilmiyorsun ya atak titanı Armor titanı bilmiyorsun evet ve Kesinlikle bir bazı o ya. bazı noktalarda şey yapıyor ya eren abi biz av değiliz hı hı. avlayacağız bunları yiyeceğiz hepsini falan yapıyor evet yükseliyor ya falan hatta şarkı <laughs> da öyle Sie sind Doğru. Das Essen und wir sind die Jäger. Ben Almanya'da okudum üniversite. He, onu gibi. da soracaktım. Bravo. Aynen. Şeyi o diyor. Alman temalı o... müzikler. <laughs> evet. Onlar yemek diyor. Hı -hı. Biz de avcıyız. Evet. Sie sind das Essen, und wir sind die Jäger. Yani başlangıçta ben Almanca da bildiğim için şimdi titanlar saldırıyor. Hı -hı. Ama introsunda diyor ki biz avcıyız, onlar yemek. O zaman bu şarkıyı diyorum acaba titanlar mı yazdı? He. Şimdi ben, ben de hani Almanca bilen bir izleyici olarak şey diyorum. Acaba hani bu şarkıyı Titanlar mı yazdı? O zaman kafası çalışan Titanlar mı var? Evet. Ya da bunlar öyle güçlenecek ki Titan mı avlamaya başlayacaklar? Bunlar mı Titanları yiyecekler? Falan diye düşünmeye başladım. Hiçbiri çıkmadı tabii. Ya yani bu dediklerin hiçbirisi değil sonuçta Attack on Titan. <laughs> Ama dediğim mantıklı evet yani bir spoiler veriyor gibi olacaktı Attack Titan olsaydı serinin adı. Ama yani çok yanlış bir çeviri ama olsun ne yapalım yani önemli değil ismi de öyle olsun. <laughs> yani sonunda biraz boşa çıktı artık bu isim. Atakon Titan ismi. Evet başta spoiler vermemek için böyle yaptın ama sonradan bir anlamı kalmadı bu ismin gibi oldu. Evet, evet. Ee, ona yapacak bir şey yok. Bizinkiler de Titana saldırı diye çevirmiş. O da yani olabilir. Ee, ben hiç şu... Türkçe izlemedim bu arada. Bugüne kadar hiç Türkçe altyazılı izlemedim. Yok bir şey ya bir şey diyorum ben. Şu cilt Manga cilt, Ha öyle Türk, mi? Aynen ciltini Türkçeye çevirirken Titan'a saldırı demişler. Bence ee, ama mantıklı işte. Dediğim gibi hani e, Atak Titanı desen, Saldırı Titanı desen o da şey olur abi. Direkt spoiler abi. Yani çünkü başta bence ben Saldırı Titanı diye bir olgunun olduğunu bile bilmek istemem açıkçası. Hem öyle Bence Atak on Titan daha güzel bir isim. Saldırı Titanı'nın da çok önemli bir özelliği çıkıyor ya. Ona da geliriz. Ee, e, onu da birazcık spoil etmiş olabilirdin. Serinin adı bu olduğuna göre bu bunun daha da bir önemi var gibi izleyebilirdin. Çünkü biz adının ne manaya geldiğini bilmeyen yabancı köylüler olarak şöyle de izledik. Evet. Ya abi onun armor'u var. Abi bu kız kristal oluyor. İşte abicim bu işte bağırıyor bilmem. E bu ne yapıyor amık? <laughs> bunun olayı ne lan? Ben devamlı evet. bizim arkadaşlarla konuşuyoruz. Ya Eren'in Titan'ın olayı ne abi? Böğürüyor bu sadece yani. Evet. <laughs> Hepsi bir şey yapıyor. Bu ne yapıyor lan diye sinirleniyorum böyle. Aynen. Bu isim konusunda böylece arkadaşlar anlaşmış olduk. Yani bu Almancayı çok güzel açtın. Ben bunu sormak istiyordum. Shingeki no Kyojin'in müzikleri Alman temalı. Full. Ee... Evet. Mesela sen izlerken nasıl bir tecrübe yaşadın merak ediyorum. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Evet böyle kulağa çok güzel çok gelen şeyler ama sen anlıyorsun da aynı zamanda sözleri. Anlamıyorsun. Anlamıyor musun? Anlamıyorsun. Şöyle bak git hatta bir <laughs> çok kötü konuşuyorlar Almancayı. Onu söyleyeyim. Ha. İğrenç konuşuyorlar. Yani iğrenç demeyeyim de berbat telaffuzları var. Japonlar evet. söylüyor ve Almanca bilmeyen Japonlar söylüyor bu şarkıları. Tamam mı? Evet. Ee, git mesela Fogelim Kefik. Ee, gir o şarkının yorumlarına bak. Kesin şeyi görürsün en başlarda. Ben Almanım. Şarkının Almanca olduğunu sözlerini görünce anladım. Yazmış adam anladın mı? Yani evet. mümkün değil anlaman. Ha, ama bir kere sözlerini gördükten sonra diyorsun ki ha. Ondan sonra duymaman imkansız oluyor. Anladım. Ya bir kere görmen yeterli. Ama Almanlar bile yazmış. Abi diyor ben Almanım Hanover'de oturuyorum. Oldu. <laughs> Almanca olduğunu bu videoya gelince anladım diyor adam yani. Evet. ama ondan sonra evet çok farklı bir tecrübe yaşıyorsun. Çok. Yani Vallahi... sözleri vurucu. Vurucu Şu sözler. Sözlerine de çok açık bakmadım ha. Şu an fark ediyorum. Merak ettim yani. Ogel im kefik. Bu şey evet. var ya. evet evet biliyorum biliyorum. <laughs> evet. Onda mesela şey anlatıyor. Bir kere şarkının adı Kafesteki Kuş. Hı hı. Şarkının adı Kafesteki Kuş zaten. Ee, yaşayan her şey bir zaman ölür diyor. Alles lebendige stirbt Tages. Ob wir zum Sterben bereit sind oder nicht, der Yani diyor ki ölmeye hazır veya olmasak bile o gün gelir. İşte şey diyor işte... Kimsenin hayatını gereksizce çalmayacağız. İnsan hayatı çok önemlidir falan. Bunları anlatıyor. Anladım. İşte kalplerimizde evet. bilmem neyle savaşıyoruz falan He. böyle. Çok ya bu arada opening'leri mükemmel değil midir ya? Attack on Titan'ın. Her biri ya şey Her benim en sevdiğim ya. şey. Ee, rastis Rastistastis. Ya onu... evet ya. <laughs> Ya başta ben sevmedim. Lan dinledikçe daha da bir hayran oldum. Dinle, evet dinledikçe şey oluyorsun <laughs> değil mi böyle? İlk başta düşün. Evet evet. Bu ne lan oluyorsun böyle? <gülüyor> 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 lan bu ne diyorsun? Sonra hakikaten ben bu ne diye araştırdım abi. Adamın şeyi var. O ıı, parçayı yapan adam Japon. Bildiğin 3 metrekarelik bir evde kalıyor bu arada. Japon evleri olur ya böyle 3 evet. metrekare. <laughs> Oradan çekmiş vlog çekiyor işte. Soruları cevaplıyor ve İngilizce cevaplıyor. Kötü bir İngilizcesi var ama herif en azından konuşuyor yani. Hoşuma gitti. Şeyi diyor işte, ee, anlamı yok diyor. Hmm. Sözlerin anlamı yokmuş. İnsanlar anlam çıkarmaya çalışıyordu ya o ilk geldiğinde. Evet. Hiçbir şey demiyor. Anlamı orada. yok diyor. Hiçbir şey demiyormuş. Daha Bir gün iyi. diyor oturuyordum diyor, öyle rastis tastis sıktım estirdim diyor koydum. <laughs> <laughs> Buna gelmişler demişler ki, Atakon Titan'ın openingini yapar mısın demişler. Bu şey olmuş böyle. Nasıl ben mi falan? Evet. Hani böyle absürt işler yapıyorsun. Yap demişler. Nasıl yapayım mı demiş. Ya kardeşim yapsana demişler. Yapmış gitmiş demiş ki vermiş böyle al demiş. Böyle bir şey yaptım. Ha çok evet. iyi demişler bu şey diyor. Hani ben hani. <laughs> Kabul edeceklerini bile tahmin etmemiştim. <laughs> <laughs> çok iyi ya, Gerçekten o çok iyi ya. İlk zaten yani ha, birinci opening o kadar artık ikonik hale geldi ki. E, o grupla zaten uzun bir süre çalıştılar. Hı -hı. Ben bayılıyorum ya o heriflerin tarzına. Peki Mappa. Mapa Mapa. olayı. Mappa'ya girelim. Ya ben girelim. Çok net söyleyeyim. Titanlar haricinde Mappa'nın tarzını ben daha çok beğendim. Ben Titanları da beğendim. Ya Titanları konuşuruz diye ben Titanlar haricinde dedim. Ee, yani Titanlar ya ben bana soracak olsan gene de ilk 3 sezon Titanları daha hoş geliyor bana. 2 boyutlu çizim olan kare kare. Ya Bilmiyorum, ben Asi o yüzden, da ben karşı değilim. De ben şöyle söyleyeyim. Titanları daha çok beğendim ama dövüşleri ilk 3 sezonda daha çok beğeniyorum. Hmm. Dövüşler kötüydü. Son sezon. Evet. Ya, Beğenmedim. ama olmamış. Ama şimdi ilk 3 sezonda Levi'nin acayip şeyleri var ya. <laughs> Onun ya birazcık bu, etkisi olabilir. Bu sezonda da ama Levi'nin acayip şeyleri var. Ya bu sezonda evet. da şey var bastıkları yerde mesela orada da Levi'in acayip şeyleri var ama hep böyle flash flash geçiyor fark ettiyse. Evet ya. O şeyi hatırlıyorsundur. Kenny'nin ilk çıktığı sahnede Levi'in bir kovalama sahnesi var insanlarla devlerle değil. Ee, evet. Sokak evet. aralarından Kenny! böyle. Evet, evet. O ne öyle ya? Ama işte abi Wit Studio yapıyor onu. Öyle olunca 3 senede bir geliyor. Mappa her sene çıkarıyor. Bu sayede. Gibi ya şimdi bir şey var. ama baktığın zaman mappa mesela daha böyle 3D. O sahneyi mappa'ya evet. versen böyle Livay'ın arkasından gider kamera falan beraber çıkarız o yolculuğa. Ama bana sorarsan Wit'in yaptığı daha kaliteli. Daha kaliteli Çünkü evet. 2D'si daha güzel görünüyor. Kusura bakmayın. Yani <laughs> yapacak ya, bir, bir şey de yok. anime izliyoruz bir de alışmışız. Şimdi CGI girince ya bir de abi iyi yapamamışlar gibi geliyor bana. Hani böyle bir de frame drop Girmiş gibi oluyor birden böyle devlerin dövüşüne girince ne bileyim. Bir bayatlık var ya ama bazı yerlerde evet. de hiç batmıyor. Abi şimdi devlerin CGI olması beni yormadı dövüşe kadar. Evet. Mesela şey çok güzel. Ee, gökyüzünden düştükleri bir sahne var. Öf. Beast Titan'la Rainer'ın. çok Rainer. güzel abi. Ya ya bowling'in birinde vardı lan bu ne lan böyle saçma şeyler yapmayın diyordu. Sonra gerçek oldu. <laughs> Mesela. Evet. Bowling'in <laughs> birinde vardı o havadan yağan devler. Devler yağıyordu evet. Evet. Saçma diyorduk. Gerçek oldu ama gerçekte <laughs> de mantıklı olduğunu gördük lan. Dedim, evet evet. Bir dakika lan manyak bir şeymiş lan bu falan. <laughs> ee, o güzelmiş yani. Onu onu gör, gördüğümde ben şeyi de e, hani CGI'nin de o kadar kötü olmadığını Düşündüm ama yine bak Titan vs. insanda da o kadar kötü değil. Yine o sahnenin Hı. devamında işte tren alıyor, tren fırlatıyor falan var işte vuruluyor. Oralar da okey ama böyle e, 3D Gear'la dalıyorlar ya evet. işte savaş şeyleriyle. Orada başlıyor bir batış batış başlıyor. <laughs> Onlar çok kötü. Yani, yani o ilk 3 sezondaki o dövüşlerdeki keyif yok mesela Annie ile Levi. Değil mi? O ne ya? O Ağzından alıyor ya Eren'i. O mükemmel. Zaten yani. o mü müzik giriyor böyle. Orada diyorsun ki bir dakika abi bir şey geliyor falan böyle bir toparlanıyorsun böyle. Önünü <laughs> Levi Böyle falan. şey yapıyor. Normalde iki kılıcı böyle tutuyor. birini ters tutmaya yani birini geçiyor. Birini ters alıyor. Evet <laughs> diyorsun <hazırlanıyor>. ki. <laughs> bir şey geliyor. Tam böyle girerken bir de slow mu atmışlar ya böyle evet, boktan, evet. FPS'i düşük. Orada diyorsun ki Aa! <laughs> Vay kendini geriye çekiyor, takla atarak giriyor falan falan. Beyblade başlıyor, Beyblade gibi acayip bir şey oluyor. <laughs> Ama şeyde son sezonlarda şeyi göremiyorsun. Şınk bir şey oluyor, bir bakıyorsun Divay orada. hı, -hı. Şınk bir şey oluyor, bir bakıyorsun Divay bomba çıkarmış cebinden. Evet. Yani. Ya onun ben sana sebebini söyleyeyim mi abi? Şöyle oluyor. Bit stüdyoya ilk 3 sezonu yapan stüdyo diyorlar ki seneye yayınlayacağız. Bunlar diyor ki hayatta yapamayız seneye. Yani bir Biliyorum ben, az... ben de takip ettim onu. Ha ettin mi? Ya evet işte birazcık Mappa'da şey olmuş birazcık abi biz hallederiz ya tamam sıkıntı yok yaparız deyip hemen ha, basmışlar şeyi CGI gibi olmuş biraz yetiştirmek için yani. Ya mappa da halletmiş haklarını yemeyelim. Ya, ya çok şöyle gerçekten iyi yani ben de hakkını yemek Halletmişler. istemem Halletmişler yok yok bak onu bak buradan Mappa'dan izleyen varsa. Evet. Arigato yani harbiden arigato şimdi Mappa'dan evet. izleyen varsa Japondur muhtemelen <laughs> Mappa'dan izleyen varsa teşekkür ederiz çünkü bize o tarih verildi biz onu bekliyorduk o sırada Aynen. bunlar meğer konuşuyorlarmış bir vitle evet. konuşuyormuş bir o adam yani mangaka elinde sayfa sayfa şeylerle <laughs> stüdyo stüdyo dolaşıyormuş meğer birkaç Doğru. tane opsiyon var zaten böyle büyük bir şey için Toei var falan filan yani Hı -hı. bu hani çok geniş bir sektör değil yani böylesine bir manganın altından kalkabilecekler e ona bakıyorsun o on, diyor ki abi ben bununla meşgulüm şu an elimde iki evet. tane seri var. O diyor elimde üç tane seri var. En son Mappa'ya kakalıyorlar aslında. Mappa da niye kalkıyor. Yani kakalanmış bir şey çünkü ben, bir yıldan gibi, kısa bir süre kalıyor ceplerinde o noktada. Abi dev savaşlarını falan saymazsam Mappa daha iyi ya. Bence Mappa'nın oluşturduğu atmosfer daha böyle karanlık bir atmosfer. Ben daha çok seviyorum. Ben de daha çok beğendim açıkçası ama e, o konuda hem hemfikiriz. Demek ki e, bilen gözler bakınca öyle oluyor. Çünkü ben de <laughs> ilk başta biraz irit oldum. Çünkü alıştığın karakterler abi. Anladın mı? Yani Hı -hı, alıştığın doğru. karakteri tekrar görüyorsun. Ama en azından hani arada bir time skip olduğu için evet. ha tamam büyümüşler. oluyorsun. O yüzden çok sırıtmadı. O biraz aslında güzel denk geldi. Ya. Yani manganın hikayesinde de büyümüş olmaları değil mi? E, mappanın işine yaradı. Evet evet. Bayağı yaradı. Bu arada Wit Studio da şey değil ha arkadaşlar. Wit Studio da CGI yaptı son sezonlarda Colossal Titan'ı falan yani bu eliyle uzanırken hatırlarsınız belki o bahsettiğimiz. E, tabii aldı sahne. Evet evet. Onlar da hatta bu işte e, Shiganshina'ya geri döndüklerinde o şeye e, ne derler Bodrum katına geri döndükleri yerde de Colossal Titan'ı CGI yaptılar. Şimdi Map'a haksızlık yapmayalım. <laughs> tabii tabii şeyi Öyle. diyorsun değil mi? Fırlatıyor şeyle. Evet varilin içindeki sahne değil sahne değil midir ya? Tabii Ava canım. O e bakıyor herkes lan. O kesin orada bir şey geliyor sıçtık. <laughs> Bertolt içinde. Ya şeyler falan. Ya ne efsane sahneler onlar. Böyle şey diyorsun çünkü orada akıl oyunu üstüne akıl oyunu oluyor. İşte Armin çözüyor. Diyorsun ki Armin çözdü. Şimdi sıçtılar ağızlarına diyorsun. Meğer evet. bilerek Armin çözsün diye oraya ipucu bırakmışlar. <laughs> Duvarın içinden Reiner çıkıyor kılıçla falan. Aa, evet. falan oluyorsun böyle. <laughs> Allah'ım biri bana yardım etsin. Oksijen verin. Ne oluyor falan yani manyak bir şey ya. ilk 3 sezon çok farklı bir anime. Çok, çok yani. Farklı. Erwin var bir kere ya. Ha Bak, Shiganshina'ya geldik. Şu meşhur soruyu sana sormak istiyorum. Armin'i mi kurtarırdın? <laughs> Erwin'i mi? Ben kesinlikle Erwin'i kurtardım ama Hiç Erwin Armin'i kurtardı. Erwin Armin'i kurtardı. Aslında öyle oldu evet. Ya Orada ben, onu anlamak lazım. Ben yine de Ervin'e şey yapardım. Ervin bir bırak dedi ya Liva'ya hani beni kurtarma. Abi yok sana ihtiyacımız var sensiz olmaz bu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani ama Erwin çok er... daha temiz çözebilirdi çoğu meseleyi. Ervin ama bıraktı. Değil mi? Saldı artık. Herif yoruldu oğlum. O şey sahnesi var ya bu şeyi görüyorsun böyle hani bizim dostlarımız diyor arkada dağ gibi bir yığın var ya. Dağ gibi yığın var. Yığın başında şeyi falan görüyorsun. Bunun böyle hani sağ kolu falan herif vardı. Neydi Aynen. onun adı? Dan adamın ee, adını unuttum. Canavar, Ağlayarak ölüyor ya. Canavar Titan'ın öldürttüğü. Evet. Koklayan adamın abi. adını koklayan abi evet. Ben de unuttum vallahi. Nasıl <laughs> unuturum ya? Unuttum bak. Ervin onları falan düşünerek zaten Ervin şeydi hani. O son konuşmasında abi ben yapacağımı yaptım evet. modundaydı bence. Ve e, ee, ölmek istedi yani orada. Ya şeye ben üzülüyorum ama ya hani e, o yine aynı konuşmada hani bütün hayatımı bu şey için aslında yaşadım o Bodrum katındaki gizemi çözmek için hani gözümün önünde hani iki adım yanımda ama hani onu göremeden öleceğim gibi çünkü orada intihar saldırısına karar veriyor ya artık. Orada da çok üzülmüştüm. Bir Bodrum'u görseydi keşke reis dedim ya. Yani. Ama orada orada bir şey bulacağını da biliyordu bence. Aynen. Emindi zaten. Yani emindi zaten bütün hayatını ona harcadı. Onun başarı o operasyonun başarılı olmasını harcadı. Orada zaten bir şey olacağını biliyordu. Hı -hı. Emindi yani evet. artık o noktada abi olmama şansı yok. Karşında biz Titan diye bir şey var. Anlamıyorsun yani bu nereden geldi? Aynen. Nereden geldi? Doğru. Kimin adamı bu ve kafamıza neden konuşa konuşa taş parçaları fırlatıyor? Konuşuyor çünkü yani. Evet. Ya onun böyle şarapnel gibi şey yapması çok ger, ger çok ger gergin bir sahne ya şey. Canavar Titan acayip bir karakter. Sonradan insan hali de çok kaliteli bir karakter çıktı zaten. Onun böyle O da Almancadan küçük bir göndermedir yorum. bu arada. Alma, ismi Almancaya Almanca. bir göndermedir. Zeke diye yazılıyor. Hı hı. Ama Zik diye okuyorlar fark ettiysen. Zik evet. de S I E G diye yazılır Almancada. Zik kazanmak demektir, zafer demektir. Zafer. Evet ve e, onun da gönderme olduğunu bir yerlerde kabul etmiş mangaka. Evet Yani bu isimlerin çoğu bir gönderme diyoruz. de mesela bir gönderme. Eren de aslında bir e, Türk ailenin Almancı Türk'ün çocuğu gibi bir isim. Öyle Doğru. bu arada. Öyle olabilir. Öyle bu arada ve hani Eren isminin e, ne manaya geldin işte ermiş kişi. Evet. Olduğuyla hani ilintili mi diye soruyorlar yabancı forumlarda. Hani bu isim Türkçe bir isim. Eren Aynen. ermiş kişi manasına geliyor. Acaba Peki. hani bu bütün trivyalarda hep. diyorlar zaten. Ee, işte Eren Türkçe'de Saint anlamına gelir işte. Hep, evet. hep trivyalara yazarlar. Evet hı -hı e, böyle ermiş mi acaba öyle mi falan. Çünkü Aynen. herif hani Türkiye'ye de şey değil Maraş dondurması falan var yani anime'de. Evet. Türkiye'ye veya Türkçe'ye yabancı o, bir adam değil belli. Direkt Türkler ya şeyler. Esli çocuklar son sezonda görmüştür arkadaşlar. Tabii, tabii. de Türk. Onlar direkt Türk. Aynen. İsimleri de Türk ismi zaten. Eren'in ismi de Türkçe zaten. Evet. Ee, yani öyle. Mikasa'nın isminin mesela Mikasa olması en baştan beni rahatsız etmişti ve şey diyorlar ya ee, abi bu hani artık bulunmayan cinsten bir karı diyorlar ya öyle evet. diyorlar resmen. Ya Çocuk gerçi şey ama o herifler <laughs> evet. şey pis adamlar öyle konuşuyorlar. Karı diyorlar. Satarız Doğru. bunu diyorlar. İşte şey diyorlar bu hani uzak doğulu falan diyorlar. Orada dedim ki aa Mikasa harbi Japon ya. O yüzden adı Mikasa. Değil Aynen. mi? Orada Aynen onu öyle. çakıyorsun çünkü. Bunun adı Eren. Aa bir dakika lan falan oluyorsun. Zaten Onun adı işte mi... Armin. Böyle şey konsepti var. Bütün insanlık. Başta böyle başlıyor. Bütün insanlık bu duvarların arasında sıkışmış. O yüzden. Onsantre olmuş. Evet. Evet. Fransızca isim de evet. var. Türkçe Bakıyorsun, de var. Bakıyorsun Jean var. Değil mi? Aynen. Evet. Yani... Ben mesela Jean ha. konusunda çok kırgınım ya. Abi bak One <laughs> Piece'de de söyledim. Ben yan karakter hastasıyım. Evet. Jean en sevdiğim karakter. Jean'ın çünkü efsane bir karakter gelişimi var. En büyük karakter evet, gelişimi onlar. Ama sonlandıramıyorlar. Sonlandıramıyor. O çok Aynen. kötü ya. Çok iyi bir karakter gelişimi ben var. De çok çünkü seviyorum. Jean ilk gördüğümüzde yetenekli bir şeyler başarabilecek birisi. Ama diyor ki kardeş bizi iç duvarlara oraya bizi bir polis yaptı. Hayatta bir kefimizi içelim <laughs> falan modunda tamam mı? Sonra ister istemez herif savaşın içinde buluyor kendini. Aynen. Hem de şey olarak kandidat olarak daha hani asker olmamış. Evet. Yani asker hani 8 aylık zorunlu askerliğini <laughs> tamamlamadan ya zaten bir anda şey kendini diyor Şigan ya, buluyor. Ulan yarın Lan diyor, polis olacaktım. <laughs> yani. Lan diyor yarın polis olacaktım ben diyor. Ulan pu Allah kahretsin düştük yine buradayız. Şigan evet. bu manyak Eren'in peşinden. Eren de böyle keseceğim <laughs> biçeceğim falan. Bu şey evet. modunda. Ya hocam ereni gönderin ben, burada kalayım. Yarın şimdi, yarın şimdi bizi iç işlerinden arayacaklar falan evet. modunda. <laughs> Sonra o savaşı görüyor. Onun dönüşü tam dönüş noktası Marco. Değil Marco mi? paket olunca Jean paket oluyor abi. Diyor ki, ben evet. diyor bu ne pis işmiş diyor. Evet evet sonra <laughs> yeni mi fark ettin kanka ya mesela dedik ya yani karakter gelişimi diye senin dediğin gibi ulan ben hayatımı yaşayacağım şeyde bir gün lan yarın olsa gitmiştim falan kafasından gönüllü olarak keşif birliğine katılıyor sonra yani şeye bak yani karakter herkeste şey oluyor ya zaten Ne, ne? oluyor ya yani böyle hani yani herkes yine. orada şey oluyor böyle <laughs> kim gönüllü falan herkes en son can diyor evet. ben de varım diyor herkes şu ne? <laughs> Kanka sen için nasıl ya falan oluyorlar? Orada yani. herkesin iç sesini söylüyor, Jean hala küfür ediyor. Ulan niye evet dedim ama işte orada artık duygularıyla karar veriyor. Evet. Çok iyi. Yani. Ondan sonra da zaten sorumluluk ala ala ilerliyor ve ben Jean'den şey bekliyordum açıkçası. Ee, Armin biraz şişirilmiş bir karakter, o kadar da başarı elde etmiyor aslında. Can'ın daha böyle hani field officer gibi hani daha böyle sahada işler yapan bir karakter olarak ki onu evet. gördük zaten şeyde. Liberio'ya gidiyorlar ya mahallede. Evet. Harbiden yapıyor sahada. Yapıyor evet doğru. Sahada yapıyor yani harbi orada çavuşluğunu yapıyor yani baya hani <laughs> beyitliyor falan şeyi. Aynen aynen daha öğrenciyken de hatırlıyorsan o Marco zaten bak sen iyi lidersin yaparsın sen. Bir evet, bir evet. Can, herkesi bir alıyor şey yapıyor ya herkes Can'ın sözünü dinliyor. Bir kumaş var yani Can'la. Tabii tabii kumaşı iyi ve şey noktasına kadar hani e, ee, yegeristlere kadar falan hala jan jan yani evet. ama şey çok hızlı o geçiş. Çok sert bir geçiş. Adam hani e, ee, Marley'i sikim, dünyayı sikim evet. modunda ya. Hı -hı. Bir anda bir Akşam yemeği yiyorlar ateş başında raynarla. ah tamam bir dakika abi okey o zaman ya. Biz Eren'i durdurmalıyız oluyor ya. O biraz sert bir geçiş olmuş bence? Çok çok sert. Hadi bakalım dünyayı kurtarıyoruz. Hepimiz hiçbirimiz birbirimizi sevmiyoruz ama falan diye böyle. O kadar ben de basit. Ben Jean öyle bir karakter değil. O kadar değil. basit değil Jean öyle bir karakter evet. değil. Jean'ı ikna etmen lazım o noktada. Ya Aynen. da ikna edici bir olayın yaşanması lazım. Doğru ne bileyim orada mesela Reinhardt kalkıp e, Bild başlarına bir şey gelseydi de Armin'i kurtarsaydı belki o zaman Jean'ı ikna edebilirdin ama bir Hı -hı. akşam yemeği yiyip birbirine iki tane yumruk fırlatmayla olacak iş değil o yani. Anladım. Ee, o zaman şimdi karakter karakter devam edelim. Ben mesela sana Levi'yi sormak istiyorum. Levi senin için kakashi midir? İşte karizmatik karakter midir yoksa daha fazlası mıdır? <laughs> ya ben Levi'yi Levi'yi severim Erwin'den ötürü. <gülüyor> <gülüyor> ben o ikilinin ilişkisini seviyordum. Evet. Yani Levi e, şey bir karakter. Yine mesela ayrıntı düşmüşler. Mesela Levi'nin çay içişine dikkat ettin mi? Yok. Levi çayı hep böyle içer. Böyle Vallahi. içmez. Neden biliyor musun? Çünkü insanlar Neden? böyle tutarlar ya da böyle tutarlar. Dudaklar hep bu taraflara değer. Evet. Levi hiç dudak değmeyen taraftan içer. Yani sapın Vallahi. tersinden. Ha, dikkat çok et, güzel bir detaymış hep öyle Çok efsane evet bir detaymış o. <laughs> efsane bir detaydır bu. Levi mesela titizlik hastalığı falan böyle hani bir Aynen. şeyler katmışlar karaktere. Sen de role play karakteri yazarken katarsın ya mesela Aynen. <laughs> sudan korkuyor. Hidrofobik benim karakterim. Su gördüğümü deliriyor falan. Yani öyle yazmışlar buna da. Ha tamam bunun da titizliği var ve harbiden var yani. Ama mesela onunla böyle kontradikt olduğu sahneler de var. Mesela bok içinde kalıyor. Evet. Ama neden bok içinde kaldığı önemli. Anladın mı? Aha. Mesela Petra Mertra öldüğü zaman bir Aynen. deliriyor ama delirmediğini de görüyorsun. Ve ileride Aha. de şunu öğreniyorsun. Herifin kendini kaybettiği bir yer olmuş zaten geçmişte. Aynen. Mükemmel. Onu Evet. Evet. Ama kendini bir kere kaybetmiş. Onu izlemeyen çok vardır biliyor musun? Ee, o bir şeydir ya. Çok şey kaybediyorlar. AMV Aynen. o. AMV değil ova i̇şte... ova. Ova. Çok şey kaybediyorlar evet. orada bir izleyin hadi şeyde yapmayalım, anlatmayalım. Neydi ee, adı ovanın? Ya iki parttan oluşan bir ova adını unuttum ya al işte. Çok ovası yok zaten şeyin. Tabii tabii olanlar da çok kısa kısa böyle. İzleyin adını onu. Adını unuttum, adını unuttum. Part 1, part 2 diye bulursunuz onu. Her zaman izlediğiniz yerlerden birine girin, bulursunuz. Oradan sonra zaten Erwin'le o yani yakın zamanda evet. tanışıyor ve Erwin bunu toparlayıp şey yapıyor. Aha. Tekrar yaşam amacı verince Levi şeyi bir herif oluyor. Okey baba sakiniz. Erwin ne diyorsa onu yapıyoruz. Evet. Aynen. Doğru. Aslında Akarman linkini bulmuş oluyor orada. Evet evet. Levi. Eren Akarman ve gibi buluyor. oluyor o ikisi. Evet. O Levi ben de bir sahne hatırlatayım senin dediğine paralel. ...ilk çıktığı sahne bir titana kesiyor. Eli kan oluyor. Hemen peçeteyi çıkarıyor. Ulan pislik oldu her yerimiz falan yapıyor. Sonra işte aşağıda bir ölen askeri var. Eli kanlar içinde. Son kez bir şey yapmaya çalışıyor. Eliyle bir şey anlatmaya Ey diyor. çalışıyor. "Eli diyor. "Levi Tayço ağzınıza sıçacak evet. sizin." diyor. Aynen, aynen. O ölüyor sonra. Eli kanlar içinde. Levi orada hiç kanman pislik şey yapmıyor. Hemen yani askerin elini tutuyor. İşte senin intikamını alacağım ileride falan bilmem ne diye. Hemen orada bir karakterizasyon yapıyorlar. Yani evet, aynen. pislik sevmiyor ama işte askerleri için önemli değil yani. Hemen elini her pisliğe Ama şey de var. Askeri öldüğünde de Profesyonelliğini kaybetmiyor olayı olay. Yani. Evet, aynen. Çünkü şey, hani bunun ekibini öldürüyor ya artık has ekibi yani artık. Evet, var. evet evet. Neydi? Ee, Aurora, e... Petra, Petra, Petura. Petura. Bir Petra tane ]miş. daha adam. Ya ben oğla o hiç hatırlamıyorum ya, O ikisini hatırlıyorum ben de. Hani artık Petra şey olmuş, katlanmış, ters katlanmış ya kadın. Orada görüyor ya böyle, kafası yukarı doğru, boynu yukarı doğru dönmüş. Livay evet. göz göze geliyor ya, gözü açık görmüş. He, evet. hepsini ne görüyor. Ne kadar böyle. çok Hepsi, iyi sahneler hepsini ya. Hepsini görüyor. Sahneler çok iyi zaten. Çok ya. iyi. Ya. Ölüm sahnesi ya, ölürsün o sahneye. En son hepsini bile... tek tek görüyor. Evet. Bu. Ve yine diyecekti. kendini kaybetmiyor ya, çıldırmıyor. Aynen. O güzel işte Levi ile ilgili. Levi'de o çok iyi. Ve Petra'yı en son. E, Bunlar, devler bunlara saldırıyor. Devlerin dikkatini dağıtmak için cesetler atıyorlar ya. Petra'yı Petra da atıyorlar. Orada tekrar bir göz göze geliyor Levi. Geri döndüklerinde de Petra'nın babası... Ya sizde bir şey konuşmam lazım. Kızım da sizden hoşlanıyor biraz falan filan. Utanıyor söyleyemiyor falan. Levi orada artık tamamen poker face. Artık içinden kan alıyor ama e, acayiptir ya o sahneler. O birinci sezon benim için o yüzden çok özeldir. Hani olaylar daha büyümeden en büyük düşmanlar akılsız devlerken. <laughs> e şeyler çok de çok iyi sahneler bunlar. Yaşandı. Mesela ilk şey Eren'le Mikasa, Armin falan şeyi görüyorlar ya bu Survey Corps içeri geliyor. Evet. Aradan işte ne oldu falan işte çocuğum işe yaradı mı yaradı mı falan çocuğunuz evet. bok oldu falan oluyor <laughs> böyle. Kolu kalmış Onu... bir tek kolunu getirmiş. <laughs> bok oldu çocuğunuz falan yapıyor. Orada Erwin var arkada. Evet. At sırtında. Aynen. O sahnede Erwin var. Komutan Onlar değil çok güzel daha orada. Oradaki komutan da Erenlerin şeyi zaten sonra. Aa. Askeri lise. Komutanı gibi bir şey. Sardis. Sardis. Sardis işte o. Evet. evet. Sardis e, son sezonda yine var. Yine var. Şeyle o... e, çalışıyor. Neydi lan? Marleyli adamın adı neydi? Marleyli. General e, Magat. E, Magat. Magat. Magatla Magat Sardis. Sardis. Son Aynen. son şakalarını yapıyorlar. Evet. Ya fazla mahalle bizim ekip ya iki taraf da bizim ekip sayılır artık da. Çok fazla içli dışlı oluyorlar ya. Hemen kanki oluyorlar ya. Bana çok hızlı geldi oralar. Yani Sardis'le şeyin kanka olması falan bir ilginç yani gerçekten. Evet. Ne alaka? Ne alaka <laughs> yani? Nereden ne ara şey oldunuz o kadar moda girdiniz? Aynen. Şimdi abi Attack on Titan'da uzun konuşuruz da istiyorsan diğer animelerde girme. Başka amacıyla... animelere de geçelim. Değil mi? Biz şimdi susmayız Attack on Titan konusunda. Çok seviyoruz çünkü. Ötü animelerden bahsedelim biraz. E, Helsing çöptür. Helsing e, Alucard Osmanlı ordusunun gelişi en son. <laughs> Sana bırakıyorum bayağı... Helsing'i. Ya şöyle. Helsing'in eski versiyonunu izledin mi? Evet. Ben eski onu izledim versiyonu. zaten. Yenisini ha onu izledim. mu izledin? Aynen. Yenisini izlemedim. Ben eski versiyonunu bundan 15 yıl önce bile kaldıramadım. Hmm. İzledim böyle şey oldu. Nereden itibaren? Ve ben, Direkt ilk bölümden itibaren. mi? İlk bölümlerden kaldıramadım. 5-6 bölüm izleyebildim ve ben vampir falan çok severim. Yani evet. vampir masa üstü de oynamışımdır. World of Darkness'ta oynamışımdır. Vampire Masquerade falan. Hani kitaplarda sen... Hani o kültürü çok severim. True Blood'ı bile izlemiş adamım yani. O kadar boktan <laughs> <laughs> e, seriyi izlemiş adamım sırf Vampir abi her şeyi izleyemedim ya. <laughs> Vay bu kadar Helsing. kötü olamaz bir şey ya. İnsanlar nasıl izlemişler vallahi anlamış değilim. Sonra dedim ki yenisi var. Geçenlerde Netflix'te de var. E, şey Helsing. Helsing. Ultimate. Onu izleyeyim dedim. <laughs> vallahi ben hiç aklımda bile kalmamış ha. Ben de çok oldu izleyeli. Yani Bilmiyorum azıcık kanundan, vahşetten dolayı falan mı insanlar böyle çok seviyor acaba? Şimdi bak Tokyo Ghoul yine Hı -hı. çöplük ama insanların neden izlediğini anlayabiliyorum en azından anladın mı? Ona mesela evet. bakıp diyorum ki ya işte ergensindir orada da işte bir tane eci bir ergen var. İşte ergen ergen hareketler yapıyor İşte biraz da şey var onda. Eçi öveleri de var. Biraz böyle evet, kol evet. bacak meme de görüyorsun işte <laughs> falan. Heyecanlanıyorsun falan işte. penisin sertleşiyor neyse artık. Okeyim yani onu mesela insanlar izlediği zaman neden izlediğimi anlıyorum. Bundan izlemiştir. Evet. Ben, ben, Bana hitap et. Ama Helsing'i harbiden anlayamıyorum ya. Bir insan neden izler ya Helsing'i? Her şey çok kötü. Bir tane karizma karakter var. Tanrı gibi zaten. Herkes, kart, tokatlıyor. Herkes tokatlıyor. Drakula. Herkes tokatlıyor. Herkes yani tokatlamadığı kimse yok. Yani ee, anlam veremiyorum. Her John, Wick, John Wick, fantastik John Wick gibi bir şey aslında. Gibi 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 gibi. <laughs> bir başka çöplük. Fairy evet. Tail. Aman abi ne yaptı? Zaten Fairy Tail hiç söylemeye gerek bile yok. 13. Her yaş. bölümü aynı. Her bölümü aynı. <laughs> 13 yaş. Evet. Bir animenin her bölümü nasıl aynı olabilir? Bak sana klasik bir fairy tale bölümü yapıyorum. Evet. Birileri geliyor. Böyle çok güçlü büyücüleri bunun bunların Guild'daki çok güçlü büyücülerin ağzını burnunu kırıyorlar. Ama bunlar böyle evet. Natsu'nun hayranlıkla baktığı büyücüler. Aman Allah'ım ne kadar güçlü işte yok Guild Arts mıydı neydi adı hatırlamıyorum da. Guild Allah'ım çok güçlü var. Dövüyorlar bunları. Sonra Natsu geliyor diyor ki lan diyor sen benim Klan üyeme, evet. ama nasıl dalarsın diyor. Bir güçleniyor böyle bir power up alıyor. O onları dövüyor. Sonra bir evet. böl bölüm daha geliyor. Guild'ına geliyorlar yine dövüyorlar bunları. Bu diyor lan nasıl olur? Ben nasıl <laughs> bir daha dövüyor falan böyle. Klasik her bölümü aynı. Bu kadar olmaz ya. Ha, bu kadar baş şöyle şey yapmaman gerekiyor artık değil mi? Yani abi yenemesin. Bak One Piece konuştuk o kadar. O yönünü seviyorum. Ee, özellikle bir noktaya kadar. Luffy yenemiyor. Lan en azından yendiği kişileri de Açığını bulup yeniyor. Natsu'da o da yok. Daha çok bağırıyor. Daha çok gaza geliyor. Paketlendiklerini de gördük. Paketlendiklerini ee... de gördük Luffy'lerin. Luffy'lerin evet. bütün tayfa paket olduğu şey de var yani. Var var. Luffy artık kaçın emri veriyor. Hepimiz kaçalım falan diyor. Ya Natsu böyle zaten sözü de var ya şimdi gaza geldim falan diyor ya. Ulan harbiden gaza gelip herkesi yeniyor. Ben şeyde zaten animenin çok ilerisi değil sanırım. Laksus diye bir karakter var. Bu guild başının evet. torunu mu ne, elektrik. O artık öyle evet. böyle güçlü değil. Bir anlatıyorlar, bir anlatıyorlar. Harbiden de çok güçlü. Lan Natsu dümdüz yeniyor yani. Bağırarak yeniyor. Lan nasıl evet. ya? <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte bir tane şey getiriyorlar. Celal diye bir karakter getiriyorlar. Evet. O diyor bak diyor bu Celal, bu manyak manyak. işte şeyin ne? Guild Arts'ın Dark versiyonu gibi bir şey. şey şeyin şeyi. Misogana'nın dark versiyonu Gildars gibi bir abi, şey. Şans, Şanks'ın Doğru doğru Gildarts. <laughs> evet evet, evet, evet. evet. Böyle gidiyor Geliyor. Ne yaptın diyor? işte lan diyor dünyayı kurtardık geldik falan yapıyor <laughs> böyle. Allah diyor Gildarts ne kadar cool dünyayı kurtarmış yine. Ertesi bölüm Gildarts'ı kurtarıyor lan. Biraz bir lan karakter biraz gelişseydi bari ertesi bölüm kurtarmazsaydı bu kadar olmaz yani. Yok ya Ferite çok küçük yaşa hitap eden bir animedir zaten benim gözümde. Yok, ciddiye aldığım bir anime değil. 40 yaşında olup dövmesini yaptıran da gördüm ama. O çok garipmiş. Bir, bir tek Ferit Yalı izlemiş olabilir mi peki? Böyle bir Yok. <laughs> acaba? Yok, vallahi değil ama görmüşlüğüm var yani. Ya şey konusunda Neyse. iyi beceriyor yani bu <laughs> guilt olayını. El ele tutuşalım, dostluk. Bazı noktalarda evet. Onu güzel Nakama. hallediyor. Nakama olayı. Ama onu Nakama tayfa olayı. da yapıyor One Piece'de Tayfa onu daha iyi yapıyor yani. <laughs> yani evet. Başka Onun ne var dışında abi? kötü anime mi? Aynen varsa. Death Note. Başka... Allah Allah. Death Note e... güzel Her bir not anime ama reset yedikten sonrası kötü. Tabii. O artık o evet o kabul edilmiş bir şey artık. O o bu bu konuda tartışma yok değil mi komünitede yani? Hiç görmedim şu belli. el öldükten sonra bir Death Note'u izlemeye gerek yok falan hep hep herkes bu bu kafada. El ölmesine gerek de yok. Reset diyor ya bir noktada. Oradan gerisi de izlenmez Hı -hı. bence. Hani şey oluyor ya. Ay hafızalar gitti ya falan. Hafıza <laughs> o direkt olayı şey. Diyor. Lan bir dakika beyler satıyor bu. Bir dakika bir dakika bitirme <laughs> oğlum bitirme <laughs> Anladın mı? O hafıza olayı. Ben orada şey olmuştum böyle. Çok iyi gidiyoruz. Tamam izliyorum böyle. Bayağı iyi. Sonra hafızalar silindi. Ben şöyle oldum. <laughs> İyi hey, hayırlısı falan oluyor. <laughs> yani kalmadı yani. Ya bir nok o kadar iyi gidiyor ki bir noktadan sonra bırakamıyorsun. Ya izleyelim oluyorsun. Ama ya güzel bölümlerin hatırına ben Death Note'u iyi olarak anarım hep. Ben anlamıyorum işte. O ha. işin içine şey girdiği zaman o e, şark kurnazlığı diyeceğim ben ona böyle hani. Abi köylü mü kandırıyorsun <laughs> yani anladın mı? Ben burada <laughs> 8 dilde içerik tüketiyorum sen bana yaptığın harekete bak yani ayıp <laughs> ediyorsun biraz bence ne bileyim ee, <laughs> Kötü evet. anime başka düşünüyorum ee, Şey kötüdür <laughs> Hakuto no ken Hakuto no ken sen çok eskilerden girdin <gülüyor> <gülüyor> Hakuto no ken çok kötü olduğu için çok iyidir <laughs> Evet. Herkesin bildiği arkadaşlar Omae wa deürü Nani. Ee, nani. <gülüyor> <gülüyor> Onu benim bir tane Çinli arkadaşım vardı Almanya'dayken. Bu daha mim olmadan önce bana geldi dedik ya dedi çok saçma bir anime var izlemen lazım. Evet. Dedim konusu ne? Postapokaliptik. Allah dedim ben postapokaliptik. <laughs> bok koysan önüme desen yani bu bok postapokaliptik bok ben izlerim dedim. Evet. Aldım izliyorum gerçekten çok kötü ve biz artık şey yapmaya başladık. Aşk, akşamları alkol oyunu yapıyoruz abi. Evet. <laughs> Abi alkol oyunu şu şekilde işte e, güçsüz bir kadın kurtardığında bir şat atıyoruz. Bölümler aynı zaten. <laughs> ben izlemedim bu arada. <laughs> güçsüz bir kadın kurtardığında bir şat atıyoruz tamam mı? Böyle e, birisini çok cool bir şekilde dövdüğünde bir şat atıyoruz ama o cool'daki şeyimiz belli yani hani evet. adamın hiç karşılık verememesi lazım. Yani bu yeterince cool değil falan oluyorsunuz siz öyle. <laughs> ben adam karşılık verirse şata atmıyoruz. Yani orada evet. bir dövüş olursa şata atmıyoruz. Ama dövüş olmadan hani yine dövüş oluyor da Hı -hı. böyle çap çap çap. Ya o bayağı bu arada şey. Ya farklı dövüş stilleri var tamam mı? Bu, evet. bu herifin dövüş stili Kuzey Yıldızı'nın dövüş stili. İşte bunun rivalı var bir tane. O da mesela böyle şey çok çok narin dövüşüyor falan uzun sarı saçlı arada. bir herif. Anladın mı? O da böyle hani <laughs> punch noktalarına falan dokunuyor falan böyle. Evet. O da böyle hani tırnak içinde yumuşak bir abimiz. Ama ikizde <laughs> aynı kadın için falan dövüşüyorlar. E böyle şey ya. Hani post-apokaliptik ortam ama kadın için dövüşüyorlar falan. Ya yani, ulan Anladım. yemek için dövüşsen abi sen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Anladın mı? Bir tohum için dövüş, yemek için, su için dövüş. Yok abi orada bir kadın varmış. Onun için dövüşüyorlar falan. Peki böyle ciddiye alınabilir mi anime mi yoksa böyle şimdinin One Punch Man'i gibi falan mı? One Punch Man şimdinin Fistoft'un Nordens'tare. E, evet. O kafada yani. yani. Ama işin komik yanı Ken ciddi yapılmış. Ha anladım. O yüzden komik. One Punch Man Fla ciddi Flash TV bir anime. dizileri falan gibi yani. He? oken <laughs> ciddi yapılmış. O yüzden komik. O yüzden ben One Punch Man izleyemiyorum. He. o ciddi yapılmamış parodi. ya. Zaten he, zaten kendi içinde parodi olduğu için beni heyecanlandırmıyor. Ama evet. Hakkotonu parodi olmadan parodi olduğu için komik. Anladım. Yani izliyorsun, <laughs> yani şeyi düşünüyorsun abi herif cidden girmiş seslendirme stüdyosuna tamam mı? 2 FPS aynı hareketi tekrarlıyor böyle 10 saniye boyunca. 10 <laughs> saniye boyunca tekrarlıyor herif. Ve birisi ses stüdyosunda şöyle kayıt almış. <laughs> ya böyle bir ses kaydı almış ve bunu cidden ciddi bir şekilde koymuşlar ve böyle karizma şekilde odaya attıktan sonra yürüyor falan sen böyle izliyorsun abi <laughs> ne oluyor ya ay falan bir <laughs> izliyorsun ben ben onu, onu bir yani. izleyeyim ya bak merak ettim çok kötü çok kesinlikle <laughs> zaman lazım çok kötü zaten şey yani introsunu girdiğin zaman introsu zaten şey Japon türküsüyle başlıyor <laughs> hani böyle şey <laughs> <laughs> falan diye böyle gidiyor tamam Japon türküsüyle başlıyor Oza Allah diyorsun nereye geldik <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle Vay izlemen lazım onu be. ona ben kesin bir bakayım ya merak ettim sen anlatınca çok ee, çok iyi abi ama şey, o kadar eski ki çok eski yani <laughs> şeyi de ben o zaman sormak istiyorum sana Jojo izlemişliğin var mıdır Abi JoJo'yu bu aynı bahsettiğim e, Çinli arkadaşım ya ne olur Jojo's biraz Bizarre Adventure's izle 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 izle. O kadar çok izlememi istedi ki izlemedim. Ya öyle öyle bir gerçek var evet. Çok ısrar edince de hiç izleyesin gelmiyor. Çok istedi. Dedim ki son yeter artık bir daha istersen kavga edeceğiz seninle yumruk yumruğa dedim. İzlemedim evet. o yüzden. Anladım. Onun da farklı bir kafası var ya. Bir bakabilirsin istiyorsan. Çok ilginç yani hiçbir animeye benzemiyor. O zaman... Doğru. E... Yani benim bu arkadaş zaten öyle çok normal şeyleri bu kadar önermezdi. <laughs> evet. Normal bir insan değil zaten. İyi animelere mi geçelim şimdi de? Bir Naruto diyelim ya bir artık Naruto diyelim. Hadi diyelim. Artık diyelim. Ya? Hadi Sen diyelim. Naruto senin şu an hani nasıl diyeyim? Artada... Bir numara numaramıdır. Bak şurada Gamabunta var. Evet. Üstünde Jiraiya var. Görüyor musun? Evet, görüyorum evet. Manyak bir şeydir o. Yani ben Buradaki e, en kaliteli e, figür değil o zaten. 3D basıldı. Naruto senin en yakın olduğun anime diyebilir miyiz böyle hani en bağ kurduğun? Yok. Değil mi? Shonen olarak en beğendiğim anime diyebiliriz. Okey. Şimdi. En beğendiğim anime. Naruto'nun neresinden girsek bir kere? Şunu merak ediyorum. Naruto'yu sever misin karakter olarak? Hayır. Sen tabii yan karaktercisin. Kakashi. En, en sevdiğim şeyler yan karakterler. Ben Naruto'yu hiç sevmem. Naruto bir kere eblek bir adam. Evet. Ee, <laughs> karakter salak olacaksa da amaçlı bir salak olması lazım. Mesela yani e, özverili bir salak olması lazım. Mesela Rock Lee salak bir karakter. Evet. Geri zekalı ama özverili bir karakter. Yani bir amaç uğruna çok çalışan bir karakter. Naruto Aha. salak bir karakter ama aynı zamanda yetenekli bir karakter. Bence ikisi el ele olacak şeyler değil. Hmm. Salak insan o kadar yetenekli olamaz. Ya o kadar savaş zekası olamaz mesela. Evet. Yani bana çok şey gelmiyor. Naruto gibi aptal saf bir karakterin bu kadar savaş zekasının olması bana mantıklı gelmiyor. Evet. Savaş zekası Z zeki adam da olur yani. <laughs> böyle mesela hiç beklemediğin şeyleri düşünüyor ya Naruto. Aa şöyle yapsak, Aynen. böyle yapsak falan. Sen kimsin? Nasıl düşündün onu? Aptalın tekiydin az önce yani. <laughs> matematik bilmeyen adam nasıl öyle manyak zeki hareketler yapıyor dövüşürken? Bir, bir teknikle mesela Kagebunshin'le 50 farklı varyasyonla aşırı iyi stratejiler bulabiliyor mesela bir teknikle. Yani... Tabii canım şey yapıyor işte ya Sasuke'ye taktik veriyor ya. Sasuke'e <laughs> evet. Sasuke'ye gidiyor diyor ki beni diyor şurken yap fırlat diyor. Evet. Allah aşkına bunu Sasuke'nin söylemesi gerekmiyor mu ya? Doğru. Ya o noktada Doğru. çünkü şey yani Sasuke öyle bir e, anlatıyorlar ki bize adam yani Jonin de derecede zeki bilmem dahi, ne dahi yani. Tensai dahi yani dahi çocuk de. falan yani herif manyağın teki yani sen Sasuke'ye gidiyorsun diyorsun ki beni şuruken yap fırlat Sasuke der ki <laughs> ya onu söylediğinde mesela Sasuke'nin daha iyi bir şeyle gelmesi lazım <laughs> evet. Sasuke evet. çünkü herif yani anlatabiliyor Doğru. muyum? Naruto karakter çok olarak hisse Naruto'yu sevmiyorum o yüzden. Bana çok gerçekçi bir karakter olarak gelmiyor Naruto. Shikamaru ama mesela kral. Shikamaru kral. <laughs> yani çok benim en sevdiğim. Bir kere şunu ben hep söylerim. Benim Naruto'da en sevdiğim sezon Kakuzu Hidan. Ben Akatsuki üyelerine göre ayırıyorum sezonları. Kakuzu Hidan sezonudur. Neden? Çünkü başrol Shikamaru'dur. Naruto o sezonda sadece antrenman yapar. Ee, opening'inde bile en son Shikamaru gözükür. Bütün karakterler geçilir. O yüzden en sevdiğim sezon odur yani. Ee, sen mesela sever misin Hidan sezonunu? Hidan'ı da bayılır mesela. Kötü adamı. Benim en sevdiğim sezon ee, Sasuke'yi geri almaya çalıştıkları sezon. Yamato'nun falan girdiği sezon. Onu mu diyorsun? Hayır. Hayır. Bu Shippuden'de değil. Ha. Sound Ninja'lar okay. Sasuke'yi kaçırıyorlar. Bunda da tamam. zaten başlıyor Shikamaru. Aynen ya doğru doğru ilk klasik Naruto'da da var kısa e, Sasuke'yi evet. geri getirme nedense neyse şimdi girmeyeyim de ya Sakura falan ya hiçbir kız götürmüyorlar ya oraya çok garibime gidiyor benim. Doğru götürmüyorlar Sasuke. değil mi? Aynen Sakura bile hadi benim için kurtarın gelin hadi bakayım lan o çocuklar çocuğu de çok güçlü değil o da gidiyor lan biriniz gitsenize. Inata, Ama öyle Sakura... mi denk geliyor öyle bir şey oluyordu ya. Orada şey oluyordu galiba. Çocuğu ben iyi kullanırım falan diyor Shikamaru böyle. Ekibi Shikamaru topluyor. Yani. Evet evet Shikamaru topluyor. O giden ekip çok delikanlı ekiptir. Yeri her zaman ayrıdır onların. Evet evet yani onlar hiç, o hiç... şey ekip ya. Kibası. Evet, evet. <laughs> hiç bilmedikleri bir göreve hiç zerre düşünmeden hadi abi gidip kurtarıyoruz. Helal olsun çocuklar. Bir de hepsi daha çocuk ya o sırada. Hayır hem ya, hepsi çocuk hem gönderecek adam kalmamış köyde. Bir evet. şey olmuş böyle artık triyaj olmuş köy anasını satayım. Aynen. Shikamaru'ya diyorlar ki git getir falan. Shikamaru da şey diyor. Ne abi? Çocuk gelsin <gülüyor> <gülüyor> ya, Tamam çocuğu sen ya. gel falan yapıyor böyle. Hino. Evet, Değil şey, mi? Şey, Abur, Abura Me Hino. Şey. Yok şey, o da Böcek, yok. Böcekçi çocuk. Böcekçi şey, çocuk var ya. Kiba var. Böcekçi çocuk var mıydı? Aa böcekçi Olur. çocuk yok. Hatta şey yok, oluyor yok. o. Lan diyor beni niye almadınız diyor. Ben şuradaydım falan yapıyor döntüklerinde. doğru. Kiba Kiba var. köpek o şey. Kiba, Choji, şey var. Naruto, Shikamaru. Neji, Neji var. Neji, aynen. sonradan. Neji arkadan vuruluyor ya okçu kız vuruyor. Evet evet. Sonradan rakli geliyor. ve Gaara en da Gaara geliyor. En son Gaara geliyor. Kimimaro ile dövüşüyor. Kimimaro ile ilk dövüştüğü sahne. Kimimaro da Sasuke'ye ama kanser. Hani <laughs> az evet. önce kalmış Sasuke. O da deha. O da kanser Sasuke, o da çok iyiydi. Kimimaro da çok iyi karakter. Ben severim yani. İyi iyi hatırladım bak o sezonu. Benim mesela Naruto sezonları dedim hep Shippuden üzerinden yürürüm ben. Gerçekten o sezon da çok güzeldi. Eee Rock Lee vs Gaara unutulmazdır. <laughs> sezonda şey var işte. Rock Lee vs Kimimaro da var Kimimaru orada. Kimimaro var. Aynen. Ben şeye döndüm. Taka içiyor, döndüm içiyor falan böyle şey oluyor. Evet, evet. Drunk, drunken oluyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Muhteşem ya, onu. Naruto'nun dövüş kareografileri. Ya günümüzde yapılamıyor ya öyle kareografi. O kadar mükemmel ki. Ya o dövüşte mesela Rakdi'nin bir anda böyle ellerinin üstünde kalkıp Evet. Ters amuda kalkıp Aynen. böyle <laughs> ayaklarının tabanıyla fata, fata, şak şak fata. şak vurması böyle. Evet, evet. Ya ne <laughs> kimin aklına geldi lan bu ne kadar salak bir sahne o o kadar güzel ki. Evet evet. Ya çok, iyi. çok iyidir ya. Chunin sınavına da girelim. Ben hazır rakli vs Gaara demişken. Klasik Naruto'dan devam edelim o zaman. Ya o dövüş unutulmazdır ya. İlk böyle gaza gelinen dövüş olabilir. rakli vs Chunin Gaara. sınavında oraya gelmeden önce. Ölüm Ormanı'nda evet. Dark Dark Sasuke'yi görüyoruz. Aynen. Adamın kollarını falan kırıyor. Kırıyor. Evet evet. Pislik Gara... bir şey oluyor orada. Pis bir herif oluyor orada. Parçaladı. sahne var Gara'nın yazık bir tane. No Aa, şey köyden yapıyor. çocuğu. <laughs> sabah Sabat... Sabokun, değil mi? Böyle Aynen. Çat yapıyor. Birini orada yazık no bir çocuğu parça orada pinçik orada ediyor. Orada izliyor yazık. Şikamarolar izliyor. Korkuyor kaçıyorlar. <laughs> Çönün sınavı da çok iyidir. Aman ya. abi aman abi bize neler yapar <laughs> bu falan diyeyim kaç yaş kamarada. Evet ya ulan yani ne güzeldi. Ne Orochimaru. Şey... Orochimaru ne kadar büyük bir villain, ne kadar bir erkek. Orada bir geliyor, diyor. kadın içinde geliyor. Hı -hı. Ve Sasuke'yi test ediyor ya orada. Evet. Sasuke Çok orada indir. estiriyor falan böyle işte iple, iple, iple bağlıyor, bir şey yapıyor Aynen. Sasuke. Orada şey alıyorsun. Lan bok kadar çocuğa bak ne yapıyor bu falan. Evet. Bir de Naruto'ya bakıyorsun. <laughs> 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 bu şey O Sasuke böyle işte iple bağlıyor, ondan ışık atıyor, evet, evet. tükürüyor falan. Endan mendan atacak herif yani o noktada evet, evet. yani o küçücük çakrasıyla neler yapıyor sen şey oluyorsun o noktada oha falan oracımarda böyle zevke geliyor İşte aradığım çocuk bu <laughs> Aa, o da diyor ya lan neler yapıyor bu manyak bu evet. psikopat mı bu falan bunu bunu diyor yetiştirmek lazım aynen sonradan aslında şeyi de öğreniyoruz Itachi zamanında Itachiymiş istediği o yüzden de birazcık Sasuke'ye dönmüş Itachi'ye gücü yetmemiş bu arada yazık. Evet, Itachiye gücü kariktir. yetmiyor. Çünkü Aynen. gidiyor ya, Itachiye bir gidiyor böyle şey yapıyor. Hani bir yokluyor acaba bunu diyor. Cepleyebilir mi? Sonra bakıyor <laughs> lan. Ya. Ne lan? Bu beni cepler diyor. <laughs> Aynen ya, Itachi. Ona Itachiye de geldi. Itachi geliriz. demişken, Heh, geldik. Gel geldik. Hiç sevmem. Ya bir şey söyleyeyim mi? Belli bir yaştan sonra tekrar böyle izlediğinde, lan Itachi sen ne yaptın? Bu çok saçma bir şey seni yaptın. Oluyorsun. Sen şimdi iyilik mi yapmış oldun kardeşine? Kardeşini yani bastın nefreti. Bir de hala geliyor. Nefretin hala eksik. Daha fazla nefret etmen lazım. Lan bu iyi abilikmiş şimdi. <laughs> Hayır abi en başta ben Itachi kadar güçlü birisi olsam yani bütün klanı yok edeceğime ölümüne klanı da arkama alırım. Konoha'ya karşı savaşırım. O da bir seçenek. Abi çünkü sen Uchiha klanını yok edecek kadar güçlü bir adamsan Uchiha zaten en güçlü klan değil mi? Al abi adamlarını. Konoha'yı yok et. İşte köye olan vatan sevdası o kadar şeymiş işte. Ailesinden önde geliyormuş falan gibi. Bir de kimse kimse bana annemi kestirtemez. Annemi kesmem. Yok Bir abi. De hüzünlü sahne koydular. Ben hiç yemedim. A keserken ağlıyormuş meğerse falan. Yok abi. Kesmem annemi. Dünyayı keserim annemi kesmem. Sen anneni keser misin ya? Hayır. Ya i̇şte lisede Yok izlediğim abi. zaman Itachi demiştim ama mesela şu yaşımda tekrar dönüp baktığımda tekrar üniversitede bir arkadaşımla tekrar izlemiştik birkaç sene önce. Arkadaşım dedi ki "Abi bu Itachi iyi mi bunu yaptığı hani? Bunu niye bu kadar seviyorsunuz?" dedi. Lan haklısın lan dedim aslında. Yani çok da ben şey. başından beri çünkü izlediğimde biraz yaşım vardı yani. Başından evet. beri hep şey oldum böyle. Ne yapıyor la bu mal? Böyle hmm. sinirlenip bozuluyor anladın evet. mı? Ondan sonra bir de neden öyle yaptığını anlatıyorlar, açıklıyorlar diyorum ki, e, tamam bunun özrü kabatinden beter. Bu evet. Allah kahretsin böyle karakteri değil. sinirlerim bozuldu. Evet, evet. Ama yani oradan yola çıkarak mesela Sasuke'yi de çok sevmem. Hı -hı. Ama Sasuke'yi anlayabiliyorum neden böyle evet. olduğunu. Ama yine de yani ya, İngilizler yani not, not my cup of tea. Sasuke evet. benim seveceğim bir karakter değil ama oraya gelmesinin Sonucunda izlediğimiz dövüşler çok iyi. Mesela çok en iyi. sevdiğim dövüş benim Danzo. Danzo best villain yani zaten animenin en iyi villainı Danzo'dur abi kimse anlatmasın Madara falan. Çok iyi. <laughs> abi çünkü Devlet. adam saf bu çocuğu ve <laughs> evet. Feto abi herif Feto. Feto dümdüz Feto. Dümdüz. Sızmış yani herif, Paralel askeriyi dönme. ele geçirmiş, <laughs> miti ele Tabii. geçirmiş falan yani, öyle bir fetö. Ve onu da hani yaşlıların desteğiyle yapıyor hani Aynen. adam o kadar güçleniyor ki şey diyorlar, Abi bir dakika ya Danzoyu da karşımıza almasak mı falan evet. oluyorlar yani adamlar ve yaptırtmış istediği her şeyi yaptırtmış, İşte Shisui olayı var zaten, Aynen. ondan sonra Itachi'ye istediğini yaptırtmış falan ve son noktada. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkmış bir Sasuke var. Aslında Sasuke Itachi evet. yüzünden ortaya çıkmıyor. Danzo yüzünden Danzo ortaya yüzünden. çıkıyor. Danzo yüzünden. Bravo. Çok doğru. Ve bu ikisinin kavgası Danzo da çok güçlü bir rakip bu arada. Harbi çok Aynen. güçlü bir Acayip. rakip. Acayip. Bu ikisinin kavgası muazzamdı. Evet evet. Izanagi'ye ilk kez mesela Izanagi diye bir şey atıldı ortaya. Bir sürü zaten kolu bir açtı bir sürü Sharingan. Lan ne oluyor? falan olduk yani. Danzo gerçi benim için de en iyi villain diyebilirim herhalde. Orochimaru'yla Danzo'yu mesela ben daha çok seviyorum. Madara'ya böyle büyük büyük peyinlere Madara'ya kıyasla. Orochimaru ve Danzo benim için daha öndedir Kötü adam olarak. Tabii canım ben Madara'yı şey olarak görüyorum. Endgame boss yani. Hani Endgame hani... boss. Bravo. Evet. An Animede, animenin sonunda artık insanları birleştirip tek bir boss'a karşı dövüştürelim. Tamam okey. Madara o olabilir yetmedi daha büyük boz. <laughs> sonra da <laughs> geliyor işte o bir tane kadın geliyor, onun oğlu geliyor. Bilmem ben artık oraları izlemedim bu arada. Sonunu görmedim işte Naruto'nun. Şeyi gördün mü? Gai'nin 8. kapısını falan. Oraları Madara gördüm. Madaraları izledim tabi tabi. Madara da açıyor anladım. ya tabii, tabii tabii tabii. Madara dayak yedikten sonra şey oluyor ya böyle. Ya bitmedi. Evet. Hani birkaç bölüm daha falan. Orada <laughs> ben artık şey oldum böyle. izliyorum ve her denediğimde uyuyorum abi. <laughs> Deniyorum. Diyorum ki evet. Naruto'nun sonunu getireyim diyorum. Evet. Açıyorum. Her seferinde uyuyorum. Ya uyuyorum lan izletmiyor yani. Abi Madara gitmiş. Obito gitmiş. Daha ne istiyorsun sen yani? Evet. Ne istiyorsun? Ya işte bana soracak olsan zaten Pain'dir yani. Naruto'nun son boss'u Pain olmalıydı. Ee, Madara da zamanında yaşamış. Bütün bunlara sebep olmuş. Eski kötü bir adam. Çok güçlüymüş falan diye kalabilirdi. Eee Obito'yu da artık Kakashi ile hallettirirdin en son biterdi. Yani artık Payne'in ya de üstünde Madara varmış. Onun üstünde Madara'dan de Madara'dan sonra şey oluyor ya. O son gelen artık bosslar biraz şey için geliyor. Ee, Naruto Sasuke olayına kapanış yapalım. Evet. Ve Naruto ile Hinata'yı bağlayalım. Bu. <laughs> Neji ölüyor bir de falan. Neji çok gereksiz ölüyor zaten. Gereksiz bir tane oluyor. de öldürmüş olalım diye ölüyor. Evet. Yani. E, aynen ve e, bu ya peki sondaki hadi abi her şey bitti Tanrı'yı da yendik. Gel bir vs atalım Sasuke. <laughs> oluyor ya Naruto ile O işte şey, onu diyorum ya o şey oluyor artık hani bunu da bağlayalım onu da bağlayalım. E ondan sonra Boruto çıktı ben de şey dedim ulan bunlar Tanrı'yı dövmediler mi? İşte arkadaşım izliyor diyorum ki ya bunlar Tanrı dövmedi mi Boruto da düşman kim diyorum. O, o abi Tanrı'nın çocuğu falan uzaya bağlı. E dedim onu. nasıl nasıl geçiyor dedim yani zaten Naruto artık tanrı olmadı mı hani o seviyede? Evet. Abi Naruto öldü dedi. Dedim kim öldürebilir lan Naruto'yu? <laughs> ne anlatıyorsunuz oğlum siz dedim. Ben de izlemedim vardı. 10 bölüm dayanabildim ben. Naruto ölmüş işte orada dedim kimi? Abi öyle bir şey olamaz dedim yani. Ya Naruto'nun oturup tanrılığını ilan etmesi lazım o noktada. Evet, ben de işte sahnelerine denk geliyorum. Q bir ölmüş, Naruto'nun içinde ölmüş falan. Ne bileyim. Arada Sasuke gelmiş uğramış. Şeyde ben yarıldım yani. Şu Kage'lerin yancıları Kage olmuş. Aşırı güçsüz olanlar. İşte Tushikage'nin yanında bir No Name bir tane işte bir kız var. O Tushikage olmuş. Mizukage'nin yanında bir Ama belliydi Maryozun kimin çocuk olacağı. Olmuş. Evet ama belliydi kimin olacağı. Onlar Forşa da bindi. Evet değil değildi onlar. ama ama onların olacağı belliydi. Çünkü Tushikage'nin yanında bir tane şey vardı. Karadeniz burunlu şişko vardı. Evet. Bir kız vardı. O kız, o kız şey yapıyordu. Işte. Ochanocchan yapıyordu o da Naruto evet. gibi. Old man old man çekiyor devamlı. Aynen. O belliydi. Mizukage'nin yanında da bu sessiz çocuk o, o belliydi. Evet. Yedi evet. kılıç ustasından birisi olacağım diye uğraşıyordu. Olmuş muydu? Olmuştu herhalde. Eksiklikte birinin olmuştu. kılıcı vardı elinde onun. O da hayali evet. oydu. Evet. Evet. Yani Boruto'ya hiç girmeyelim istersen. Birazcık. Çünkü izlememişiz ikimiz Yok. de. <laughs> Memnun Ama da Ama şunu şunu söyleyebiliriz. Allah Naruto'yu yapanlardan razı olsun. Çok güzel evet. anime. Çok güzel anime. Ama Jiraiya, izleyecekseniz... Jiraiya girmedik. <laughs> Jiraiya'ya çöp girmeyelim. Onu da mı sevdin? Oradan bilinç yerim. Oradan bilinç yerim. Sen sağlam yedin ya. Bak geçen One Piece videosunda değil de buradan yiyebilirsin. <laughs> Şöyle abi, Jiraiya çok abartılıyor. Hı -hı. Ya diyorlar işte Legendary Sunnin bilmem ne. Ama animenin sonlarına doğru şunu anlıyorsun. Jiraiya Naruto'nun osuru. Tabii. finale geldiğimizde Jira'ya hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Aynen. Ve şu hani orada bana şey çarpıyor biraz. Ee, bu manga kalar yolda çok düzlükleri için world building evet. konusunda biraz sıçıyorlar abi. Burada sıçmış yani. Sen hani bütün dünyanın birbirine girdiği biliyorsun bir Nations War çıkıyor böyle evet. hani milletler arası savaş çıkıyor, arada küçük milletler eziliyor falan filan. Ve o savaşa adını böyle altın harflerle yazdırmış. Legendary Sandin yani herhalde Türkçesi efsane üçlüden Aynı. birisi Jiraiya. Anladın mı yani böyle evet. hani Jiraiya deyince insanlar ne? <laughs> hani adam o kadar iyi ki artık çalışmıyor bile. Anladın mı? Hani evet. Shinobi bile herif artık. bırakmış o işleri. Hokage'yi hani... reddediyor. Ben Hokage olmam diyor. Hokage'yi reddediyor. Bak. Adam bitirmiş her şeyi, <laughs> sikmiş, sallamış. Adam E Naruto'nun osuru. Olmaz <laughs> abi. Günün sonunda öyle oluyor. Almaz. Bu olmaz. Ben bunu yani şeyde mesela hani peynle dövüşüyor ya. Evet. Abi peynle o dövüşmüyor ki kurbağalar dövüşüyor. <laughs> Doğru. Doğru. Peynle cirayya mı dövüşüyor? Ya yarı yarıya. He, eh, yani bana sorarsan jiraiya kurbağa çağırabilen bir shinobi yani. Ne ne özelliği <laughs> var? i̇şte tecrübe, tecrübe çok tecrübeli falan. İlginç teknikleri var. Ne bileyim. Ya Yok. evet. Yok ne tekniği var? Ya katılıyor. Güç konusunda katılıyorum. Bir tekniği evet. var Jiraiya'nın. Razengan atıyor. Bir de saçın kirpi yapıyor. Çıf çıf çıf. Ne? Nesi var Jiraiya'nın? Razengan'ı zaten Minato bulmuş bir de. Öyle bir şey evet. var. Evet. Yani o da işte onun ne değil. bileyim bu Amatera suyu falan mühürlüyor ya ilk sezonda. Hatırlar mısın? İşte söndürülemez alev falan diyor Jiraiya bir parşömen çıkarıyor. Değişik ya böyle... Ama sırtında parşömen taşıyor herif. Tenten -ten gibi. Tenten -ten de ta Adamı, taşıyor parşömen. Adamın lore bilgisi çok fazla yani. Her her şey bir gadget çıkarıyor hemen gibi bir şey olayı var. Yani adamın her şeyi bir kere kurbağa mesela orada şey yapıyor. Sizi diyor şimdi siktim diyor. Binanın içinde kıstırdım sizi diyor. Lan evet. diyorsun acaba ne yapacak? Kurbağa midesi çağırıyor adam parşömenden. <laughs> ya kardeşim. Anladık yani kurbağa dağında bir dönem geçirmişsin. Kurbağa olmuşsun. Anladık. Bir de şey işte ne eee modunu açabiliyor. Evet. Yarım tamam, bu kadar yarım açıyor bu arada. Yarım açıyor Ama onu açamıyorum. da. Onu da kurbağalar olmadan açamıyor. Evet. Evet. Onu zaten yarısı kurbağa alıyor yüzü falan. Normalde olmaması ha. lazım düzgün açan birinin. Naruto olmuyor. Evet. Evet. Biraz o yüzden Jiraiya çöp bir karakter. Neden evet. bu kadar abartıldığını anlamıyorum. Naruto'ya da güzel babalık yapamıyor açıkçası. Hani baba rolünü üstleniyor ama çocuğu paso evet. bırakıyor yani gidiyor karılarla hamamda takılıyor. Yani <gülüyor> böyle <gülüyor> babalık mı oluyor ya? Ben geliyorum deyip aynen ha, sen gidip. diyor, Sen diyor bir tür Rasengan yap <laughs> diyor. Gidiyor şeylerle, geyşalarla takılıp <laughs> evet. Şey yapıyor. Pis adamın <laughs> tek yani ben sevmem Jiraiya'yı. Kimse kusura bakmasın. Tsunade'yi de sevmezsin tahminim. Tsunade tamamen boş karakter. Tsunade niye hiçbir şey yapmıyor gerçekten Hiç Gerçekten şey hiçbir şey yapmıyor. Yani o kadar bak bütün kage'ler toplanıyor. Şu kage'ye bakıyorum. Adam da tamam hiçbir zaman işe yaramasa da bir dismantling jutsu'su var ya onun Tabii. böyle bir atıyor her şeyi evet. atomlarına ayırıyor. Aynen. O da nedense hiç tutmadı lan bir kere tutsun ya. <laughs> atıyor. Aa abi ben sopa koymuştum oraya. Ulan bir kere tutsun diyelim ki ha tuttuğunda da sıçıyormuş adamın ağzına. Yani <laughs> hiç tutmadı ki. Atıyor evet. adam sadece. Bakıyorsun işte Mizukage. Kadında şey var, Kekkei Genkai var. Love, aynen. Magma Love şey Tabi Tabii Kekkei Genkai var kadında. Lav atıyor ağzından. İşte ne var başka? zaten. Hayaka zaten kral. Mükemmel bir adam ya. Adam şey dövüşüyor. Amatörsü mu geldi ya K'sandan? <laughs> <laughs> ne olacak? Evet. Tek kolla, çift kol aynı şey. Ları yaptı tek kolla yani. Acayip bir adam. Ve geçtim onun şeyi, BC yeter ya. Darui, Kakashi Kakashi. Killer B diyorsun. Killer yeter. Darui var yanında. O da mesela en iyi yancılardan bir tanesidir. Darui. Darui şeyi dövüyor ya. O ikizleri evet. dövüyor. Evet. Aynen. Senin hatırladığın. Kinkaku Ginkaku. Kinkaku. King Kaku. Evet. Doğru. Onları dövüyor. Aynen. Darui. Komutan. Yani güzel yani şeyler, ee, diğerleri güzel. Tsunade'ye bakıyorum. Tsunade'yi şey hatırlıyor musun? Sonradan bir şey eklediler. Birinci Okage'nin mührü kafasında. Onu açınca acayip bir şey oluyor vallahi. Ha, ölümsüz. Şey regen. açıyor ya. Regen açıyor, Marco oluyor He, bir anda. Marco oluyor. Mar orada. Marco da Phoenix oluyor işte. Aynen. Şey, Börüne sokuyor bir şeyi, bir çıkarıyor, evet. su sunoyu çıkarıyor, sunoyu atıyor falan böyle. <laughs> evet, yani bu arada şeyi ben ama hoşuma giriyor mesela birinci Hokage, en son kageler hokageler tekrar geliyor, ee, birinci, ikinci, üçüncü alayı, Orochimaru getiriyor şey haşirama duyuyor ya birinci ne Benim torun mu oldu Hokage? Ben, ben ona hiçbir şey öğretmedim ki kumardan başka falan diyor mesela. Harbiden hiçbir şey öğretmemiş. Bir gücü de yok yani. Kusuma i̇şte dedim. Orada birinci de onaylıyor. Şeyi evet. çok kullanıyorlar Naruto'da. Artık birinci Hokage'nin e, genlerinin ya da hücrelerinin kullanmadığı hiçbir şey olmuyor iyi bir noktadan evet. sonra. Aynen. Mesela ilginç bir şey görüyorsun. Aa bak şurada böyle yaratık abi birinci Hokage'nin osuruğunu almışlar koymuşlar. <laughs> bak burada böyle güçlü. Aa birinci Hokage'nin hücreleri. Ulan ne hücreymiş bu dokusu herkes uyuyor da nasıl bir şeymiş bu kardeşim ya. Bir noktadan ya. sonra her şeyin cevabı hani mesela Harry Potter'da da şey ya. Büyü büyü. Büyü, evet. var orada büyü. Aynen. Burada da her şeyin cevabı birinci Hokage bak onu oradan yapmışlar falan. Evet. Ya. Ama güzel şeyler güzel. de yapmışlar o birinci Hokage ile. Mesela şey öyleydi. Yamato. Yamato. Onu diyecektim. Mesela bak Orochimaru'ya ya helal olsun San'nin. Mesela <laughs> o yüzden çok seviyorum. Adamın deneklerinden bir tanesiymiş. Birinci Okage'yi bir çocuğa aktarmaya çalışıyormuş. Yamato çıkmış ortaya falan. Orochimaru'nun çok büyük bir etkisi var bu evrene. Sanninler Orochimaru harbi arasında... harbi San'nin. Aynen. O sadece yılan çağırmıyor. Evet. Adam Kyuubi ile dövüşebildi. Sence Jiraiya Kyuubi ile dövüşebilir mi? Ağzına sıçar Naruto'nun. Yok zaten Dört kuyruğunu açtı. Ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Bak yarası burada falan diye açtı ya. Naruto dört kuyruğunu açınca ölümcül Abi, bir yara almış Jirai'yi ya, eğitim esnasında. Tabii dört kuyruk. Adam altıncı kuyruğa geldi. <laughs> Orochimaru oynuyordu ya oyuncak gibi <laughs> şeyle. Naruto'yla. Ağzından kılıç çıkarıyor. Fırlatıyor evet. böyle uzaya fırlatıyor falan Kyuubi'yi. Allah aşkına. Jirai'ye Ciraya geçtim. Tsunade. Var ya evet. <laughs> İki kuyruğunu açsa Naruto de ekmek arası yer götürür yani. <laughs> Sen ne? Götürür ya. İnanılmaz. İnanılmaz ya gerçekten bu e, şey konuşmadığımız önemli ne var diye düşünüyorum. Senin aklına gelen yoksa Naruto'yu da kapatabiliriz. Naruto bitmiştir aga. Ama çok seviyoruz ya şimdi eleştirdik ama arkadaşlar bakmayın seviyoruz. Yani sevmediğimiz yerleri konuştuk gibi oldu biraz. Ee, onu söyleyelim. Yani evet. sevmediğimiz yerler var ama Naruto Shonen'ler arasında e, bence King yani One Piece'ten daha iyi çünkü tadında. Yani tadında olduğu için One Piece daha iyi. Piece'i satmıyorum. One Piece de benim için birdir. <laughs> ee, ama ya yani Naruto'da ben şunu söyleyeyim. Yani çok saçma bir evreni var. Bana soracak olursan yani Konoha tabii canım Konoha. televizyon var mesela. Ya hayır mesela bu nasıl evren ya? Konoha'dan mı dönüyor bütün evren? Başka hiçbir ama şey yazmamış herif. Konoha'dan başka. İl, i̇lk kurulan köy falan Konoha ya. Abi ama yani sonuçta bir kage toplantısı yapılıyor. Onlar da Gara orada artistlik yapıyorlar. ne artistlik yapıyor? Kakashi gelse Gara'ların köye alır gelir yani. Hani madem bu kadar bir şeyim var. Politik gücüm var. Ben senden bir şey bekliyorum köy olarak. Yani ne bileyim. Konoha bütün tanrılar da orada. Hokageler de orada. Kuyrukluların kökeni de orada. Abi yazsana bir şeyler öbür köylere de <laughs> yani hiç yazmamış. Doğru yazmamış. şey şeyi biraz yazmış ama ee, kageli Ray geleri yazmış. Ya, Ray Kager çünkü mükemmel bir adam. Killer B ile Kage. <laughs> Ben onun şeyi sonradan anladım. A b'ymiş onlar. A ve B. Evet evet. Killer B oradan geliyor. Ona da A diyor mesela. E diyor. Aynen, E. A A'nın E şey diye o. bir karakter var. S H E E diye yazılıyordu. O da evet. C'ymiş. Evet. C diyorlar. Ben onu çok sonradan öğrendim. Aynen. O da C. Ben de İngilizce alt yazıyla izliyorum. I diyor bazen. Bazen Naika gidiyor. Aynen ya. A, E, B, A oldu ben. Çünkü orada şeymiş adamların. Evet. Öyle bir hani sıralamaları varmış. Aynen. Evet abi Naruto'da bitirdik. Girmek istediğin anime var mı? One Piece'i satmam dedin ya. One Piece'i Japonlar sattı. Öyle One Piece hep evet birinci sıradaydı. Geçtiğimiz yıl birinci sıradan ilk kez düştü. 20 Oo, yıldır. Şu anda satışlar da beşinci falan ya. Yani Geçtiğimiz evet. yıl ilk kez düştü. Ee, onu sırasından atan animede <laughs> Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Demon Slayer değil mi? Ee, evet. Aslında evet yeni animelere hiç girmedik. Çok iyi hatırladın. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer falan bunlardan hangisini izledin? İşte Tokyo Revengers falan. Bir tek Demon Slayer mı var sende şu an? Vallahi Jujutsu'yu kaldıramadım. Kaldıramadım. Çok kötü. Ee, ya ama sana şöyle söyleyeyim. Şey e, ileride bu One Piece, Bleach gibi bir şey olacak Jujutsu Kaisen'de. Çok büyük hype'ı var. Aynen, acayip bir evren genişledi mangada. Ama Büyük ihtimalle sen yine baş, o şey karakteri hiç sevmedin değil mi? Kakashi çakması olan. <laughs> ben en güçlüyüm bu arada. Haberiniz var mı? Aa bak bu en güçlü ee... haberiniz var mı? Falan diye. Ya baş, başrolü söyleyeyim. hiç sevmedim. Başrolü de hiç sevmedin. Yani adamın e, motivasyonunu sevmedim. Hmm. Ha öleceğiz mi? Tamam o zaman ya. Parmak aramaya çıkıyoruz kanka falan. Ya ben <laughs> hayatta öyle bir şey yapmazdım mesela. Ya kötü bir başlangıç yapmış ama Başlangıç çok kötü. Toparlıyor diyebilirim. Ya bir de hani başlangıçta çok random gelişiyor. Evet. Biraz okyanusa fırlatılmış balık gibiyim şu anda. Hani böyle alıyor beni atıyor okyanusa. Bak işte bunlar da var falan. Lan evet. ne oluyor? Okulda oluyor bir şeyler oluyor. Yutuyor falan. Lan ya ne hiç, oldu falan. Hiçbir zaman One Piece gibi Naruto gibi biraz derinliği olan anime artık zor gelir abi. O tarzlar arasında. shonenler arasında. Jujutsu Kaisen de birazcık işte. Bleach ekolü gibi biraz. Yani abi kavga, dövüş, karizmatik karakter gibi. <laughs> evet, 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 Mesela şeyi e, Demon Slayer'ı izliyorum. Evet. Güzel. Animasyonları güzel, dövüşleri güzel. Ama evreni bok gibi. Yok ki. <laughs> Hangi evreni gibi? yok. Bok. Evet. Yani mesela bitti biliyorsun. Aynen. Bitti değil mi? Yani manga Aynen. yazıldı, çizildi, bitti. bitti. Bitiren arkadaşlara soruyorum. Diyorum ki, mesela diyorum siz şeyi anlayabildiniz mi? Çinko Karbon vatandaş, iblislerin varlığından haberdar mı? Yoksa bu bir hmm. e, mitos gibi mi? Yani bu bir mitos mu? Halkın arasında kulaktan kulağa dolaşan bir şey mi? Biliyorlar mı? Ya da e, bir Demon Slayer hayatını nasıl kazanır? Ya da hmm. bir insan hangi amaçla Demon Slayer olur? Bunları nereden bulur? Yani şehirde gidip baş mı vuruyorum ben Demon Slayer olmak için diye ya da onlar mı beni buluyor lan bunda yetenek var diye kuş mu gönderiyorlar? He. Yani nasıl oluyor bu iş? Yani bu organizasyonun kökeni nedir? Ya da en başından iblislerin kökeni nedir? Muzan He. mı iblislerin kökeni yoksa daha önce Muzan gibi Muzanlar oldu mu? Yani bu hani babadan ola aktarılan bir şey gibi bir şey mi yoksa Muzan mı? Muzansa Muzan'ı kim gönderdi? Hı, hı İblislik nasıl Muzan'dan yayılıyor? Yani Muzan'ı yaratan birisi var mı? Çok Anlatabiliyor muyum? Yok dediğim gibi yani. Yok. Zaten animesi çok büyük başarı sağlamıştır. Ee, animesi hype'ladı biraz evet. Demon Slayer'ı. O kadar efsane görsellik var ki. Ee, ama akıyor gidiyor. Öyle bir güzel de yanı var ama. ama o evet, da yani ma çok... Mappa'nın değil mi? Mappa'nın değil mi Demon Slayer? Yok yok. Ee, değil Mappa'nın Jujutsu Kaisen Mappa'nın. Bu. a doğru T Jujutsu Mappa'nın. Yani. Evet. Ufo Table diye Çoktan Evet. Şey, evet. Yani Demon Slayer'la tanındı biraz bunlar gibi yanlış bilmiyorsam. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Demon Slayer'ı izledim. Çok beğendim. Ama dediğim gibi şey değil. Hani böyle wow hani kurbanın evet. olayım. nasıl bir lore yazmışsınız? Nasıl bir setting'dir? Aynen. Nasıl bir world building'dir? Bunlar yok yani. filmi yani. rekorlar kırdı. Miyazaki'yi geçti. Miyazaki'nin bir filmini. Şimdi Jujutsu Kaisen'in filmi geliyor. O da rekor sanırım yakın rekora. Çok hype Bu güzel. Bu filmi dediğin ya. şey mi? Tren. Treni, Mugen Train mi diyorsun? Mugen Train, aynen. Hmm. O acayipti. Şimdi Jujutsu Kaisen'ı. Yani o ehiştiydi. Bu şeyi biliyor musun? Hani mesela neden rekor kırıyor? Çünkü kanon filmler. Ana hikayeye dahil. Naruto tabii tabii, film izlemeden devam değil. edemiyorsun. Tabii. Evet. OVA değil yani bunlar Ova bayağı değil. bildiğin. İzlemek zor. Bu izlemezsen olmuyor. Hatta sonra 7 bölümlük anime yaptılar Mugen Train'i. Abi filmi izlemeyenler de vardır. Hadi bir de ara sezon gibi filmi 7 bölüme bölelim. Evet onu yani da yaptılar. yaptılar. Ya ben e, açıkçası beğendim ama şu ara en beğendiğim e, yenilerden bir tanesi de şey Ranking of Kings. Hı hı, evet. Bayağı iyi. Çok önemli. Bayağı var. iyi. Ben hemen izleyeceğim ilk fırsatta. Ya bayağı iyi. Bir kere dövüşleri falan bayağı iyi. E, şey, Onun bir tek şeyden memnun değilim. E, ana karakterden memnun değilim. Hı hı, çocuk Onun, sanırım. Yok çocuk olması falan filan değil. Sonra ona işte sana spoiler vermeyeyim. Ona bir şekilde tamam. bir dövüşmeyi öğretiyorlar. O dövüş tekniği bana biraz geldi. Şeyi gibi dövüşüyor. Seven Deadly Sins izledin mi? İzledim. Meliodas gibi. Ha. Anladım. Anladın mı? Sen anladım, ne kadar anladım. güçlüysen o da evet, o evet, kadar geri, güçlü. Geri gibi sektör. gibi. Blade Mail açıyor. G <laughs> gibi, gibi, gibi. Evet. Tam değil ama gibi öyle diyeyim. O beni çok heyecanlandırmadı ama onun dışında şey olarak, anlatı olarak çok iyi. Hani başta şey zannediyorsun. Lan bu karakterler böyle siyah beyaz. Ne lan bu çocuk evet. dizisi gibi falan. Sonra bir bakıyorsun kimse siyah beyaz değilmiş aslında. He. Her şey çok griymiş aslında. Ee, böyle batı masalsı karakterler var. Batının masalsı karakterleri işte Ayna Ayna söyle bana daki ayna var Anladım. falan ama aslında He. ayna değilmiş o falan. Böyle hani hoşuna giden şeyler olacak. Ee, onu karakterler i̇lk, bayağı ilk iyi. İlk boşlukta onu şey yapacağım ya. Boşlukta sıkıştır onu araya çok iyi. Sıkıştırayım. Bir şey çok de iyi. sana sormak istiyorum. Berserk var mısın? Var mı sende Berserk? Ya Berserk denedim. Beni açmıyor <laughs> nedense ya. Orta evet, evet. Çağ usulü, Viking usulü animeler beni açmıyor Şeyi de denedim. Vinland ee, Viking... Saga'yı -Saga da denedim. Cık. Açmıyor abi neden açmıyor bilmiyorum. Tamam. İzleyemiyorum. Sen biraz daha şu Full şövalye istiyorsun. <laughs> ya böyle orta çağ kafası oldu mu açmıyor beni nedense. Animeye yakıştıramıyorum sanırım orta çağ, Viking kafası şeyleri. Daha böyle mistik korsanı mesela yakıştırıyorum. Korsan animesi olur. İblis evet. animesi, iblisli, vampirli. Ama bu orta çağ orta çağ sanki çok gerçek ya. Evet. <laughs> hani onun böyle fantastik gibi kimsi versiyonları beni açamıyor nedense. Olmuyor. Anladım. Eee o zaman abi varsa başka bahsetmek istediğin konuşabiliriz yoksa yavaştan Aşka, Abi anime anime çok ya. Aynen bitiremeyiz diye ben şimdi şey yapıyorum yani bir başlarsak. Anime olmayan ama tavsiye edeceğim bir şey var herkese. Netflix'i herkesin vardır muhtemelen. Şey evet. ee, şeyi izleyin. Castlevania. Oo. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için o. Helsinki'nin daha iyisi mi diyorsun? <laughs> çok iyi. Abi cidden söylüyorum izledin mi? Abi hayır bilmiyorum. Onun da Drakula hikayesi olduğunu biliyorum. Kesinlikle evet. izlemen lazım. Yani bir anime Bakayım. değil. E, ama çok güzel bir dizi. Amerikan yapımı ama görsel dil olarak aslında görsel anime. Görsel görsel olarak anime ama hani yaptığı hareketi söylemiyor evet. falan. Animelerde çok Anladım. şeydir ya, sabittir ya o. Shonen'lerde diyelim. Sabittir Anladım. o. E, kesinlikle izlemeniz lazım. Sana da söylüyorum. Kesinlikle izle. Ben Anladım. senin gibi bir insanı çok beğeneceğine eminim. Ee, izlemeyen varsa kesinlikle izleyin. Castlevania hani beklediğimin çok kötü. Çünkü biliyorsun Castlevania bir oyundur. Evet biliyorum. Ya dedim hani oyun mu oyun mu anlatacak? Bunlar ne yapacak ya falan diye girdim böyle. Başlangıcı evet. falan böyle bayağı açtı. Bir noktadan sonra başrol gidiyor. Dracula yok. Oo. Dracula hmm. yok yine de böyle izledim ya. Lan ne kadar güzel <laughs> bir şey yapmış bunlar. Niye yapmışlar böyle bir şeyi? Neden bu kadar geç haberi bulmuş falan. Kesinlikle izlemeniz lazım. <laughs> okay. ee, onu da tavsiye edeyim. Anime değildir ama animasyondur. O da bizdendir. Tabii tabii. Onu da izleyeyim ben. İki, iki tanesini koydum cebime. O zaman bitirebiliriz. Bitirelim. Tamamdır. Arkadaşlar. Ee, Valla. Doyasıya konuştuk Cahre'ye. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Doyduk. Bu yani sefer doyduk. Bu <laughs> sefer doyduk abi. Artık kalkabiliriz. Kalkalım. <laughs> Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Katılmayanlar yorumlara katılmadıkları sebepleri yazsınlar. burada evet. Ben okuyacağım onları. Okuyacağım. Aynen. Itachi neden çok iyidir? Jiraiya neden mükemmel bir karakterdir? Açıklayın evet. bakalım. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.